Canım öğrencilerim hepinize selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Hoş geldiniz. Gençler barış yayınları 8'li AYT Matematik branş denemelerinin çözümlerine artık kaldığımız yerden devam ediyoruz ama son denemedeyiz. Artık 8. denemedeyiz. Bu videoyla bu denemeye noktayı koyuyoruz arkadaşlar. Bu denemede de yine sorulara önceden bir bakma fırsatı buldum. Bu denemede de aynı diğer denemelerde olduğu gibi Birbirinden klas sorular var. Birbirinden güzel sorular var. Yorumları çok güzel. Çözümleri çok güzel. Zaten hani bir soruyu da güzel yapan şeylerden birisi hatta çoğu diyebilirim çözümüdür. Bundan kaynaklı çok klasla çözümler yapacağız seninle birlikte. Umarım beğenirsin çözümleri. Umarım işine yarar bu çözümler. Çözemediğin, boş bıraktığın veyahut kendi çözümünü hantal bulduğun soruların çözümleri için açıklama kısmına ben senin için hangi soru kaçıncı dakikadaysa zaman etiketi bıraktım. Bu zaman etiketlerine tıklayarak direkt olarak o çözüme gidebilirsin. O sorunun çözümüne gidebilirsin. Bu da senin için sağladığımız bir kolaylık olsun diyelim. Evet gençler hazırsak, abone olduysak ve videoyu da beğendiysek geçelim denemeye. İlk soruya beraber bakalım. X, Y ve Z birer pozitif tam sayı olmak üzere xz artı y eşittir yz artı x ve bu da 24'e eşitmiş. Ayrıyetten 6x artı 5y de 44'müş. x artı y artı z toplamı soruluyor. Şimdi ben şuradaki 24'ü boş verip şurası var ya şurası. Buradaki denklemde gençler yz'yi bu tarafa y'yi de sağ tarafa bir davet edelim bakalım. Ne gelir biliyor musunuz elimize? xz eksi yz eşittir x eksi y gelir. Şimdi sol tarafı z parantezini aldığın takdirde bak burada x eksi y kalacak. Eşittir. Yine x eksi y diyeceksin. Abi bak burada e, pozitif tam sayılar olduğu için ben burada x eksi y bak x'in y'den farklı olduğunu düşünelim. x y'den farklıysa e, otomatikman ben bunları bu şekilde sadeleştirip buraya 1 diyebilirim. Burası 1. Böylelikle z eşittir 1 olur. x y'den farklıysa Z1'miş. z 1'miş. Şimdi z'nin 1 olduğu durumda Şurası x artı y bana 24'ü verecek. x artı y eşittir 24'ü verecek. Ayrıyetten 6x artı 5y'yi de 44 olarak biliyoruz. Şimdi 6x artı 5y bu 44 ya ben bunu 5x artı 5y artı x biçiminde yazıp eşittir 44 dersem 5x artı 5y'nin 120 olduğu gerçeği ortaya çıkar. Lakin 120'ye ben negatif bir sayı eklersem 44'e erişirim tekrardan. Ve x pozitifti. Demek ki başlangıçtaki kabulümüz yanlışmış. Yani x y'den farklıysa z 1 olur dedik ya. Bu kabul yanlış gençler. O halde bunların tamamı artık benim için çöp oldu. Diyeceğim ki x y'den farklı falan değilmiş. x y'nin ta kendisiymiş diyeceğim. x eşittir y. Şimdi x eşittir y ise... O zaman ben gidip şurada y gördüğüm yere x yazarsam burası 5x olur. 6x ile 5x'in toplamı 11x yapar. 11x 44 ise x 4'ün ta kendisidir. x y'ye eşitse y de 4'tür. O halde getirdim. Şunların herhangi bir tanesini de yerine yazıyorum. x 4'tü 4z artı y de 4'tü. 4z'ye 4 ekleyince 24 oluyorsa demek ki 4z eşittir 20'dir. Z de buradan kaç gelir? 5 gelir. E, X'i buldum 4. Y'yi de 4 buldum. Z'yi de 5 bulmuştum zaten. Bunların toplamı bana 13'ü verir. O halde doğru cevap A şıkkında verilmiştir diyebiliriz. Geçtim 2'ye. Şimdi bana diyor ki A, B ve C birer tam sayı olmak üzere A'nın sıfır olan uzaklığı B'nin sıfır olan uzaklığından daha az, daha küçük ve bu da 3'ten küçük olacak. Ayrıyeten C'nin sıfır olan uzaklığı 3 ile 6 birim arasında. Buna göre A artı B kere C ifadesi kaç farklı değer alır diye sorulmuş bana. Şimdi öncelikle ben şöyle bir sayı doğrusu çizsem arkadaşlar. Desem ki şurası 0 hocam. Şöyle gösterelim bak şurası tam ortası 0 olsun. Şimdi 3'ten daha kısaymış ya şurası 3 olsun. Şurası 6 olsun ekstradan. Şurası eksi 3 ve şurası da eksi 6 olsun diyelim. Diyor ki bana. C'nin sıfıra olan uzaklığı 3 ile 6 birim arasındadır diyor. O zaman benim C dediğim değerler şu aralıklarda olmalı ki sıfıra olan uzaklığı 3'ten daha büyük ama 6'dan da daha küçük olsun. Demek ki C'nin alabileceği değerler burada karşımıza nasıl çıkıyor? Eksi 4 olabilir, eksi 5 olabilir, artı 5 olabilir ve artı 4 olabilir. Artı 4 ve artı 5 de buradadır. Şimdi C'nin alabileceği değerlerin tamamı bunlar. Şimdi geldim ben A ve B değerlerine. Burayı dikkatli seçmem gerekiyor. Arkadaşlar eğer ki ben B'yi Burada sıfıra olan uzaklığı maksimum olacak biçimde seçeceksem eğer B'yi ilk olarak eksi 2 seçmeliyim. Eğer ki B eksi 2 ise veyahut artı 2 ise diyeceğim bak. Eksi 2, artı 2 olamaz özür dilerim. Ha, artı 2 olabilir, 2 de şurada. B eksi 2 veya artı 2 ise A'nın alabileceği değerler, buna bağlı olarak A'nın alabileceği değerlere bakalım. A sevgili arkadaşlar... 0 e, sıfır olan uzaklığı b'den daha yakınsa sıfıra o halde eksi bir sıfır veya bir değerlerini alabilir. Eksi bir sıfır veyahut bir değerlerini alabilir dedik. Bir de eğer ki b eksi bir veyahut artı bir ise bu durumda da a'nın alabileceği tek değer var o da sıfırdır deriz. Şimdi a, b ve c'nin alabileceği bütün değerler işte bunlar dedik. Gelelim a artı b kere c ifadesine. A ve bir kere a eksi 1 ise yazalım a eksi 1 için b kere c kaç olur bunlara bir el atalım bak b kere c'ye bakıyoruz mesela a eksi 1 iken b eksi 2 olsun Eksi 2 kere eksi 4 e 8 yaptı. Eksi 2 kere eksi 5 10 yaptı. Eksi 2 kere 5 eksi 10 ve eksi 2 kere 4 de eksi 8'i verdi. 2 ile çarpmama lüzum yok. Niye? Çünkü 2 kere eksi 4 de eksi 8'i. 2 kere eksi 5 eksi 10'u. 2 kere 5 10'u ve 2 kere 4 8'i verecek aynı değerler sonuçta. Pekala o halde şimdi A sıfırken diyelim. A sıfırken B kere C neler olabilir buna bakalım. Sıfırken B eksi 2 olabilirdi. E doğal olarak yine sevgili arkadaşlar 8, 10, eksi 10 ve eksi 8 değerlerini alabilir. Yine A birken diyelim yine aynı değerleri alacak B kere C. Yani 8, 10, eksi 10 ve eksi 8 değerlerini alacak. Ekstradan A'nın sıfır olduğu durumda B farklı bir sayı da olabiliyordu. Eksi 1 ve 1 gibi. Bunları da yerine yazıp çarparsak B kere C ne olur arkadaşlar? 4 olur, 5 olur, eksi 5 olur ve eksi 4 olur diyeceğim. Şimdi bizden bunlar istenmiyor. Dikkat et. Bizden istenen şey A artı B kere C. Yani şurada bulduğun A değeriyle şunları tek tek toplayacaksın. Cevaplarına bakacaksın. Şimdi hocam şurası için konuşuyorum. A eksi 1 iken ben eksi 1'i şunlarla toplarsam 7, 9, eksi 11 ve eksi 9 değerlerini elde ederim. Geldim şuraya. A sıfırken bu sefer 8'i, 10'u, eksi 10'u ve eksi 8'i elde etmiş olurum. Geldim şuraya. 1'ken 9'u, 11'i, eksi 9'u ve eksi elde etmiş olurum. Geçtim buraya. 4'ü, 5'i, eksi 5'i ve eksi 4'ü elde etmiş olurum. A artı B kere C için. Şimdi hocam burada birbirinden farklı değerleri sayacağım ben. 7, 9, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 9 ve eksi 9'u saymayacağım. E sebep? Çünkü zaten burada ben saymışım 9 ile eksi 9'u. O halde doğru cevabımız D seçeneği olacaktı sevgili gençler. Geçtim 3'e. ABC birer doğal sayı. EBOB A faktöriyel bölü B faktöriyel A faktöriyel bölü C faktöriyel. Yani bu iki sayının EBOB'u A kere A eksi 1'miş. EKOK'ları da A çarpı A eksi 1 çarpı A eksi 2'ymiş. Bu eşitlikler sağlandığına göre A artı B artı C toplamının değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruluyor. Şimdi şöyle ki arkadaşlar. Ben burada mesela bu sonucun a kere a eksi 1 çıkması için ne yaparım biliyor musunuz? Demek ki Burada küçük olan sayımız a faktöriyel bölü a eksi 2 faktöriyelmiş derim. Sebep çünkü ben bunu a çarpı a eksi 1 çarpı a eksi 2 faktöriyel biçiminde yazarsam alttaki a eksi 2 faktöriyelle şuradaki sadeleşir ve a kere a eksi 1 kalır. Demek ki benim burada küçük olan sayım yani bu veya bu artık hangisi bilmiyorum ama buymuş. Mesela b küçük olsun b büyük sayı olsun o halde burası a eksi 1 faktöriyel. Peki alttaki içinde ekokları buysa demek ki büyük olan sayı yani paydası küçük olan sayıdan bahsediyorum. A faktöriyel bölü A-3 faktöriyel olması gerektiğini anlarız. Çünkü bu sefer A-2 çarpanına kadar gitmişiz o zaman C'de budur diyelim. Yani C sayısı da A-3'müş B sayısı da a -2'ymiş Peki A artı B artı C toplamının değeri sorulmuş. Yani A artı A-2 artı A-3 soruluyor. Neden? Çünkü burası B'ydi ve burası C'ydi. Bunları toplarsak eğer... 3A eksi 5 gelir. Yani 3'ün katından 5 eksik olacak. O zaman ben şunu düşünürüm. Hangisi olabilir demiş ya. Bütün şıklara şuradaki 5'i eklerim. 3'ün katı çıkmasını beklerim. 5 eklersem 50 olur. 3'ün katı değil. 5 eklersem 45 cevap B. 5 eklersem 35. 5 eklersem 29. 5 eklersem 25. Bunların hiçbiri 3'ün katı değil. O halde doğru cevabımız da B şıkkı olur deriz. Geçtim 4'e. Aşağıdaki gerçel sayı doğrusunda M sayısının bulunduğu aralık gösterilmiş bize. M sayısı 0 ile 1 aralığında bir sayı pozitif bir basit kesir olduğunu biliyoruz artık. Pekala bu eşitlikler verilmiş. E ne diyor? A, B, C, D sayılarının sıralanışı hangisinde doğru verilmiştir diye soruluyor. Hemen burada M sayısını 1 bölü 4 seçersem sağlamak zorundadır. Bütün eşitsizlikleri sağlamak zorundadır. M'yi 1 bölü 4 seçersem bak A sayısı ne olur? 1 bölü 2 olur. B sayısı bunun karesi 1 bölü 16'dır. C sayısı 4'ün ta kendisidir. Çünkü ters çevirdim. D sayısı da 1 bölü 4'ün ta kendisi. Burada gençler en büyük olan C'dir. Sonrasında A'dır. Çünkü daha küçük bir sayıya bölmüş. Sonra D ve sonra B'dir. Yani C, A, D, B bize doğru sıralamayı verir. C, A, D, B. Bu da nerede sevgili arkadaşlarım? İşte buradaki A şıkkında verilmiştir diyeceğiz. Ve ilk sayfamızı bitirdik. Geçiyoruz ikinci sayfaya. Beşinci sorumuzdayız. A, B ve C sıfırdan farklı gerçel sayılardır. Buna göre 2A eşit 3B eşit 4C ve 1 bölü A, 1 bölü B, 1 bölü C'nin toplamı 1 eşitliklerini sağlayan A sayısı soruluyor bize. Şimdi 2, 3 ve 4'ün ortak katı 12 olduğu için ben bunların tamamına 12K dersem eğer A sayısını burada 6K, B sayısını burada 4K ve C sayısını burada 3K seçmek durumundayım. Getirip o K'lı değerleri burada yerine yazarsam 1 bölü 6K artı 1 bölü 4K artı 1 bölü 3K'dan bahsediyor. Eşittir 1'dir dedim. Sonrasında paydalarını eşitleyelim. Burayı 2 ile burayı 3 ile ve burayı da 4 ile genişletecek olursam 2 artı 3 artı 4 bölü 12K'yı elde ederiz ki bu da 1'miş. O halde 2, 3, 4 daha 9 yapar ya 12K eşittir 9'muş deriz. Ve K da buradan 3 bölü 4'ün ta kendisi gelir. Eğer ki K 3 bölü 4 ise bizden ne isteniyordu? A sayısı getirip şurada yerine yazarsın. 6 çarpı 3 bölü 4 dersin. 2'ye böldün 2, 2'ye böldün 3, 3 kere 3, 9 yaptı. Bölü 2 bana A'nın ta kendisini verir. Yani cevabımız C şıkkında verilmiştir diyebiliriz. Geçtim 6'ya. A tam sayı ve N doğal sayı olmak üzere x kare çarpı y küp eksi 3 bölü x küpün n'inci kuvveti açılımındaki terimlerden yalnızca bir tanesinde sadece y değişkeni bulunmakta. X'ler nereye gitmiş? X'ler çarpılınca birbirini götürmüş. Peki x'ler çarpılınca birbirini nasıl götürür bu durumda? Örnek veriyorum x üzeri eksi 2 ile x kareyi çarparsan x ortadan kalkacaktır. Yerine sadece 1 gelecektir. O halde aynen bu muhabbeti istiyor. E şimdi buraya bakıyorsun x'in karesi var. Buraya bakıyorsun x'in eksi 3. kuvveti var. Bunların birbirini götürebilmesi için x kare çarpı y küpün örnek veriyorum 3. kuvvetini ile eksi 3 çarpı x üzeri eksi 3'tür değil mi şurası. E bunun da karesini alırız, alacak olursan şuraya baktın x üzeri 6 geldi. E buraya baktın x üzeri eksi 6 geldi. Bunların çarpımı 1 yapar ve x'ler ortadan kalkar. Elimize sadece y değişkeni kalır. Ve böylelikle artık şunu söyleyebilirim ki y küpün 3. kuvveti de y üzeri 9 yapacaktır mesela. Böylelikle elimize sadece y değişkenine bağlı bir terim kalmış olur. Bunu sağlayan en küçük değer de, n sayısının değeri de küçük n olduğuna göre. Şimdi küçük n o zaman 5'tir. Neden 5'tir biliyor musun? Çünkü buradaki 3 ile 2'nin toplamı daima kuvveti verecekti. En küçük sağlayan da bunlardır. Sen buraya şey de diyebilirsin mesela buranın 6. kuvveti buranın 4. kuvveti olsaydı da olurdu. Ama en küçük dediğine göre biz 5'i seçtik. 10 demedik. Pekala. Şimdi geldim buraya burası 5'ken diyor. Bunun sabit terimi. O zaman ben y üzeri 6'lı terime ihtiyacım var. Y üzeri 6'lı terimi elde edebilmem için görüyorsun ki y sadece burada var. Y küp var. Y küpü hangi kuvvetini alırsam 6 yapar. Tabii ki 2. kuvvetini. O halde ben 2. kuvvetini alabilmek için 5'in 3'lüsüne ihtiyacım var çünkü ilk terimin 5 eksi 3. kuvveti diyecektim x kare çarpı y küpün 5'ten 3'ü çıkardım İkinci kuvveti çarpı eksi 3 çarpı x üzeri eksi 3'ün de gençler tabii ki 3. kuvvetini buraya yazacağım ve bölü x üzeri a çarpı y üzeri 6 dedik şimdi ben burada sabit terimin değeri soruluyor bana sabit terimin değeri sorulacaksa şu y üzeri 6'ların gitmesi gerekiyor ki zaten gidiyor bak şöyle gittiler 5'in üçlüsü kaç yapar? 10. Çarpı. E, geldim buraya. X karenin e, karesi X üzeri 4. Geldim buraya. X üzeri eksi 3'ün e, 3. kuvveti X üzeri eksi 9 yaptı. Çarpı. Eksi 3'ün küpü eksi 27 yaptı. E, alt tarafta X üzeri A var hocam. Bu muhabbet ne? Şimdi hocam sabit terim elde edebilmek için zaten y'yi kaybetmen gerekiyordu ya. E, y'yi kaybediyorsan x de burada kayboluyormuş. Yani buradaki a dediğim değer de x üzeri eksi 5'miş. Şunla şunu çarparsan x üzeri eksi 5 geldiği için. E bunlar da gidiyor artık sabit terim 10 kere eksi 27'dir. Yani eksi 270'dir. Altıncı sorumuzun cevabı da böylelikle a şıkkı olmuş oldu gençler. Geçtim 7'ye. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde verilen f doğrusal fonksiyonunun grafiği a ve p noktalarından geçmekte. Bak a burası p burası. F fonksiyonunun e, aynı zamanda grafiği y eşittir x doğrusuyla p noktasında kesişiyor. Şurada. Gx eşittir x eksi 4 bölü 2 fonksiyonunun grafiği ile y ekseni üzerindeki a noktasında yani şurada kesişiyor. E, pa eşittir pb. Yani şununla şu birbirine eşit miymiş? Hemen şöyle kırmızı doğrularla gösterelim. Şu ikisinin birbirine eş olduğunu gösterelim. Tamam. F5 kaçtır diye soruyor. Şimdi önden önce biz şunu düşünelim gençler. Arkadaşlar bakın. Bu f fonksiyonu bu da g fonksiyonuydu. Tamam. F ve g idi. Daha sonrasında dedim ki bu g fonksiyonunun ben x eksi 4 bölü 2 olması gerektiğini bildiğim için şurası kesinlikle 4'tür. Niye? Çünkü bunu sıfırlayan değerdir. Peki x'e 0 verirsem o zaman şurası da eksi 2'dir diyebilirim. Bak eksi 2 ve 4'ü buldum abi. Tamam. Buraya kadar her şey güzel. Şimdi ben şu ikisinin eşit olduğunu biliyorum. Bu ikisi birbirine eşitse demek ki eksi 2'nin p'ye olan uzaklığıyla 4'ün p'ye olan uzaklıkları da birbirine daima eşit olmak zorunda. E tamam. Neyi sormuştu bana? F5 soruluyor. Yani f fonksiyonunu bu şekilde bulacağız da daha sonrasında 5'i yerine yazacağız. Aslında bu soruluyor benden. Peki ben bunu nasıl ifade edebilirim? Hocam Öncelikle şunu yapalım biz. Eğer ki burası A ise burası da A'dır. Yani P noktasının apsisi ordinatı A'ya A'dır. Neden? Çünkü Y eşittir X'in üzerinde bu. O halde derim ki benim şu iki nokta arasındaki mesafeye bakmam için ne yapmam gerekiyor? Şurası hocam 0'a eksi 2 idi. Burası da 4'e 0'dı bunu unutmayalım. İki nokta arasındaki mesafeleri kontrol edelim. Şimdi şöyle yapıyorum. A'dan 0'ı çıkardım. A bunun karesi. A'dan eksi 2'yi çıkardım. A artı 2. Bir de bunun karesi diyorum. Bunun kare kökü dedim. Daha sonrasında eşittir diyorum. Sonuçta bu uzunluk bana burayı verdi. Şimdi şuradaki uzunluğu hesaplıyorum. A'dan 4'ü çıkardım. A eksi 4. E bunun karesi. Artı A'dan 0'ı çıkardım. A kare. E bunun kare kökü. Her iki tarafın karesini alırsanız. A'nın karesi. Hatta her iki tarafın karesini alırsanız. Şöyle diyelim. Kare kökler ortadan kalkacaktır. A kareler birbirini götürdü. A artı 2'nin karesi A x 4'ün karesine eşitse burada A dediğim değer birden başkası değildir. Çünkü 3'ün karesi eksi 3'ün karesi birbirine eşit olur. A 1 ise gençler neyi söylüyordu bize şimdi? F 5'i söylüyordu değil mi? F, F fonksiyonunu ben yazabilir miyim? Şimdi yazarız şöyle yazarız. Şimdi burası 1 burası 1 ya. Eğime bak abi. Şurası kaç birim? 3. Burası kaç birim? 1. O zaman eğimimiz yani f x fonksiyonumuz 3x'de başlayacak eğim 3 olduğu için. E, 0 yazınca eksi 2'den geçmiyor mu? 3 x 8'i 2'ymiş f fonksiyonumuz. F5 sorulmuştu bana. Yerine yazarsak 15 eksi 2'den doğru cevabın 13 gelmesi gerektiğini gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Yani cevabımız c şıkkında verilmiştir dedik sevgili gençler. Kaçıncı? 7. sorumuz için geçtik. 8'e bir diğer sayfada bir. Sembolik mantık sorusu. Güzel de bir soru. Beğendiğim de bir soru. Eğer yapamadıysan çözemediysen dikkat dinlemene fayda var. Aşağıda bir binanın krokisi verilmiş. Bu binada 8 oda ve 10 kapı vardır. Bu binada kapılar numaralarla odalar, odalarda harflerle isimlendirilmiş. Bu binaya giren Beren'le ilgili aşağıdaki önermeler verilmiş. P, Q, R önermeleri bir şeyler söylüyorlar. P ve R ise Q bileşik önermesinin yanlış olduğu biliniyor. Şimdi dur şurası yanlış. Bu yanlışsa bu sıfırdır. Bunların ikisi de birdir. Çünkü bir ise sıfır sıfırdır sadece. Demek ki P ve R birken bu yanlışmış. Diyor ki Beren'in kullandığı kapıyı tekrar kullanmadığı bilindiğine göre Beren'le ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur diye soruluyor. Şimdi bakalım abi dur. C odasından geçmediyse bir kere C odası iptal abi. C odasından geçmediyse 2 numaralı kapıyı kullanmasına lüzum yoktur. 3 numaralı kapıyı zaten kullanmaz çünkü C'den geçiyorsa eğer buradan da geçmek zorundadır. Pekala. Şimdi geçmiştir diyordu biz geçmediğini anladık. Sadece 7 numaralı kapı kapalıdır. Bu doğru önermeymiş. Doğru önermeyse o zaman 7 numaralı kesinlikle kapalı. Buradan geçiş yasak. Çıkışa ulaşmıştır diyor. Demek ki çıkışa ulaştığında biliyoruz. Peki nasıl çıkışa ulaşabilirim? Şöyle yaparım bak. 6 numaralı kapıdan geçemem. Geçersem 7'de tıkalı kalır. Demek ki F de iptal. F iptal. Sonra geldim buraya. Buradan mecbur geçeceğim B'den. 5'ten de mecbur geçeceğim. Çünkü buradan geçiş yasak. Şimdi buradan 8'e uğrayıp 9'dan geri çıkabilirim. Veyahut Buraya uğrarsam bir daha çıkamam. D iptal, 4 iptal. Veya direkt buradan ve buradan çıkışa erişirim. Tamam çok güzel. Şimdi gelelim şıklarımıza. F odasından geçmiştir diyor. F odasını kapatmıştık. Oraya girersek bir daha çıkışımız yok çünkü. O halde A iptal. 3 numaralı kapıdan geçmiştir diyor. 3'ü zaten iptal etmiştik. Çünkü C odasından geçmemesi gerekiyor. C odasına girmemiş bu adam. C odasına girmediyse 3 numaralı kapıdan geçmemiştir. Dolayısıyla bu da iptal. G odasından geçmemiştir diyor. G odasından geçebilir arkadaşlar bakın. Şuradan geldim buradan geçtim şöyle yaptım böyle yaptım çıkışa gittim. G odasından geçebilir. E bana kesinlikle diye sormuştu. C de iptal. 2 numaralı kapıdan geçmiştir diyor. 2 numaralı zaten kapatmıştık. Buradan geçemez demiştik. Çünkü geçerse C'ye erişir. C'den geçmediğini biliyoruz. Demek ki cevap E'ymiş. Bakalım 4 numaralı kapıdan geçmemiştir diyor. Biz zaten 4'ü kapatmıştık. Evet geçmediğini biliyoruz. O halde doğru cevap E'ydi dedik. Ve devam ediyoruz 9. soruyla. Güzel bir soru iyi dinle. Delta bölü A ve delta gerçel sayı olmak üzere aşağıdaki sayı doğrusu üzerinde tam sayılar kırmızı noktayla gösterilmiş. Diskriminantı delta olan x kare artı mx artı eşit sıfır denklemi veriliyor. Denklemin bir kökü delta ve diğer kökü de delta bölü a'ymış. Buna göre a kaçtır diye soruluyor. Şimdi delta'yı sevgili arkadaşlar biliyoruz ki bizim delta dediğimiz şey denklemin diskriminantı. E şimdi hocam burada o zaman şöyle bir şey yapsak biz. E delta dediğimiz muhabbet. Delta dediğimiz muhabbet. Burada kökler arasındaki mesafemiz 4 birim değil mi bak? 1 2 3 4 birim. Peki ben kökler arasındaki mesafeyi nasıl buluyorum? Kök delta bölü mutlak a biçiminde buluyorum ki a dediğim buradaki a değil karıştırma. Bunun baş katsayısı olan a. Demek ki a zaten 1'miş. O halde kök delta bölü a 1 eşittir 4 birimmiş. O zaman delta kaçtır? 16'dır. Şimdi bu 16 bu 16. Bunun 4 eksi 12'dir. E şimdi ben 16'yı A'ya bölünce 12 gelecekse A 16 bölü 12'dir. Bu da 4 bölü 3'ü verir bize. Doğru cevap da C şıkkı olur. Geçtim 10'a. B ve C gerçel sayı olmak üzere. X kare artı Bx artı C ikinci dereceden fonksiyonu veriliyor. Bir parabol. X eksenini kestiği noktaların absislerinin bulunduğu küme. Fx parabolünün A'ymış. Fx eksi 4 parabolü için B fx artı a parabolü içinde c kümesi olsun. A kesişim b ve a kesişim c kümesi birer elemanı. Şimdi dur. Benim ilk baştaki e, denklemimin çözüm kümesi a kümesiydi. Bunu ben 4 birim sağa kaydırınca b kümesi oluyor. Aynı parabolü a birim sağa veya sola kaydırdığım takdirde de bu a kesişim c kümesinin de eleman sayısı ikisinde bir oluyormuş. a kesişim b de a kesişim c de. Şimdi o zaman bu nasıldır biliyor musun? Ben sana şöyle e, Söz olarak görsel olarak ifade edeyim. Şimdi varsayalım ki benim parabolüm şu ya arkadaşlar. Buyken ben bunu 4 birim sağa kaydırdığım takdirde demek ki şöyle bir parabol elde ediyormuşum ki bak burası x1 burası x2 burası x3 olsun. A kümesi x1 ile x2'den B kümesi x2 ile x3'ten oluşuyorsa bunların kesişimleri tek elemanlıdır. Doğru mu? Gördün değil mi bunu? Peki sonra da diyor ki x artı a. E o da tek elemanlıymış. O zaman demek ki biz bunu sola kaydırmışız ki şu şekilde bir fonksiyon gelmiş. Buraya da x4 diyelim. Bak şurası c kümesiydi. x4 ile x1. Ve x1 ile x2 ile a kümesiydi. Kesişimlerinde sadece x1 elemanı var ve böylelikle bu kümede tek elemanlı olur. Çok güzel. Benim bütün köklerim bunlar. Ve Diyor ki bu üç kümenin elemanlarıyla oluşan kümenin elemanları toplamı 12'dir. Yani x1, x2, x3, x4 bunların toplamı 12'ymiş arkadaşlar. Ve unutmayın, unutmayın. Ben bu f eksi 4'ün bu fonksiyonun 4 birim sağa kaydırılmış hali olduğunu biliyorum. Şimdi siyahtan maviyi elde etmek için 4 birim kaydırıyorsam demek ki bak demek ki şuradaki x1 ise buradaki x1 artı 4'müş. E demek ki şu ikisi arasındaki mesafe 4 ise demek ki x3 dediğimde x1 artı 8 olur. O halde bu tarafa doğru 4 birim kaydıysa da burası da x1 eksi 4 olur. Ve işte bunların toplamı bana 4 tane x1 artı 8'i verir ki bu da 12'ymiş. Burada gösteriyor. 4 x1 artı 8 12 ise 4 tane x1 eşittir 4'tür ve x1'in kaç olduğunu söyleyebiliriz 1. Şimdi x1 1 ise yani şurası 1 ise 4 birim vardı burası 5'tir hocam. Şimdi benim ilk fx'imin kökleri 1 ve 5 ise kökler toplamı 6 yapar. E kökler toplamı eksi b bölü 1'den eksi b Eksi b 6 ise b eksi 6'nın ta kendisidir bu cepte. Daha sonrasında devam ediyorum. Bizim kökler çarpımımız 1 kere 5'ten c 5'i verir abi. E şimdi şurası 4 birim değil miydi? 4 birim sola kaydırmak için ben bunu 4 birim eklemem lazım içeri. Demek ki A'da kaçmış? Tabii ki de 4'ün ta kendisi. 4 kere 5 20 yapar. 20 kere 6 eksi 120'yi verir. 10. sorumuzun cevabı da A şıkkı olmuş olur. Cevap A'ydı. Devam ediyorum 11 ile. Herhangi ardışık 4 teriminin toplamı birbirine eşit olan bir AN dizisi için... A2 yani ikinci, üçüncü, dördüncü terimlerin toplamı beşinci terime ve bu da dörde eşitmiş. Bu eşitlik sağlanmakta. Buna göre A1, A2, 25. Yani ilk 25 terimin toplamının sonucu soruluyor. Şimdi öncelikle bak. A2, A3, A4'ü yazdım. Tamam. Şuraya A5'i ekledim. Şimdi hocam bak dikkat et. Herhangi dört teriminin toplamı birbirine eşitti. Yani şurası kaç? 8 değil mi? Bak çünkü şurası 4'tü. Bu da 4'tü. O halde herhangi 4 teriminin toplamı 8 ise bu dizinin ben diyorum ki şuraya A1'i eklersem e bu da 4'ün ta kendisidir derim. Ve böylelikle şu ilk 4 teriminin toplamı da bana 8'i vermiş olur. Peki ben bu şekilde 4'er 4'er gidersem en son A24 ile karşılaşırım. Ve A24'e kadar şu şekildeki dörtlü gruplardan karşıma 6 tane çıkacaktır. E böylelikle 6 tane 8 de bana 48'i verir. E bir de A25 var. Şimdi bu 4'ten sonra kendini tekrar ederken A25 de A5'in aynısı olmayacak mı? Yani bu da 4 olmayacak mı? O zaman bu 48'in üzerine ben bir de 4 eklerim. İlk 25 terimin toplamını elde ederim. Doğru cevap 52 idi. Yani cevabımız A şıkkıydı diyeceğiz. Geçtim 12. ABCD gerçel sayıları için x eksi a çarpı x kare eksi bx artı c sıfırdan büyük ve x eksi a bölü x eksi de sıfırdan küçük veya eşit eşitsizliklerinin en geniş çözüm aralığı aha da burasıdır diyor. Birincisinin ki şu ikincisinin ki bu. Bunu nereden anladım? Çünkü burada eşitlik varken burada da bir dolu var değil mi? Dolayısıyla ikincisi kırmızıyla birincisi maviyle gösterilmiş. Buna göre a artı b eksi c eksi de bunlar gençler şuradaki kat sayılar ve şuradaki kat sayılar olacaklar. Şimdi peki şöyle düşünsem ben madem bu ikinci pay kısmının kökü dahil ediliyordu. Demek ki x a burada x 4'müş ki x 4'müş. Çünkü bir kökümüz 4 gelmiş buradan ve içini doldurmuş. Payda kısmının kökü de 3'müş. Dolayısıyla burası da x eksi 3'tür denilebilir. Tamam bunda sıkıntımız yok. Yani ben burada d'yi 3 buldum. Tamam d'yi 3 buldum. a'yı da 4 buldum. Şimdi geldim b ve c'ye ama b ve d'ye. Yani d'yi 3 buldum özür dilerim. Şurası 3 arkadaşlar kusura bakmayın bir şey fark etmeyecek ama yanlış bir söylemde de bulunmayalım. Şimdi geldim şuraya x8'i a demiş e burası x 4 değil miydi? Yani buranın köklerinden bir tanesi 4 mü? Evet E dikkat ettiysen mesela kökten sonra işaret değiştirmesi gerekiyordu. Yani artı iken eksi veya eksi iken artı olması gerekiyordu. Ama burada aynı bir şekilde devam etmiş. Yani ikisi de pozitif olmuş artı iken artı diye devam etmiş. E sıfırdan büyük dediği yerler içinde burayı ve burayı taramış ama bu tarafta kendini taramamış. Yani 2'de tek katlı kök var. O zaman buranın köklerinden bir tanesi 2. Demek ki 4'te de çift katlı kök var. Diğer kökümüz de 4. E madem öyle kökler toplamı bana 6'yı vereceği için burada eksi b dediğim ifade hani kökler toplamı eksi b bölü a'dan eksi eksi b bölü a b yapar. Demek ki b 6'ymış. Kökler çarpımı 2 kere 4'ten 8'miş. C de 8'i verir. Yani c 8'miş. B de 6'ymış. 4 ile 6'nın toplamı 10 yapar. Bundan ben eksi 8 eksi 3 eksi -11 11'i çıkarırsam yani ondan 11'i çıkarırsam doğru cevabın eksi 1 gelmesi gerektiğini söyleyebilirim. Cevabımız A şıkkında verilmiştir. Geçtim 13'e bir küme sorusu bir kartezel çarpım sorusu dikkatli dinle. ABC aynı evrensel kümenin alt kümeleri olan birer küme olmak üzere. Burada bize A'nın tümleyeni B'nin tümleyeni ve C'nin tümleyenin tanımlarını vermiş. S A'nın tümleyeni S B'nin tümleyeni ve S C'nin tümleyeni büyükten küçüğe sıralaması var ve burada da bazı kar, e, sıralı ikililerin hangi kartezyen çarpım kümeleri ile hangi kartezyen çarpım kümelerinin kesişimlerinin içerisinde olduğunu gösteriyor. A kartezyen B kartezyen çarpım e, C'nin eleman sayısı en az kaçtır diye soruluyor. Şimdi ben şuraya şöyle A kümesi demek istiyorum. Şuna B kümesi, şuna da C kümesi demek istiyorum. Tamam mı? İsimlerini de yazalım. Şurası A, burası B ve burası C kümeleri olsun. Şimdi dikkat ettiysen şuradaki bir elemanı A kartezyen çarpım A'nın içerisinde olduğu birinci bileşenin içerisinde bir var. E burada da birinci bileşen B idi. Doğal olarak ikisinin kesişimi ise bu bir hem A'da hem de B'de var. Ve dikkat et buradaki bir aynı zamanda C'nin de içinde. Yani bir kesinlikle buranın elemanı arkadaşlar tamam mı? Bir burada o kesin. Daha sonra geldim 3'e. 3 Üç A'nın içinde bir eleman olarak var. Ekstradan C'nin de elemanı. A ile C'nin elemanıysa B'nin elemanı olup olmadığını bilmiyorum. O halde ben 3'ü şurada yazsam kimse sıkıntı çıkarmaz herhalde. Hem A'nın hem C'nin elemanı B'nin elemanı olup olmadığını bilmiyorum. En son işimize geldiği gibi bir çözüme ulaştıracaksan çünkü en az kaçtır demiş bir sürü varyasyon olabilir. Dolayısıyla o 3'ü alıp şuraya falan da dahil edilebilir ona dikkat. Şimdi geldim buraya. 2 elemanı B'nin içinde de var A'nın içinde de var. B'nin de A'nın da içinde var. O zaman ben 2'yi şuraya yerleştirsem. Burada 5 elemanının B'nin içinde olduğunu görüyorum ama aynı zamanda C'nin de içerisinde. Yani ben 5'i buraya yazabilirim. A'nın içinde olup olmadığını bilmiyorum. Bir de burada 4 var. Bu 4 hem C'nin elemanı hem de B'nin elemanı. Hem B'nin hem de C'nin elemanı ise 4'ü buraya yerleştirebilirim. Şimdi dikkat et. B'nin tümleyeni. B'nin tümleyeninde bir tane eleman var o da 3. Yani B'nin tümleyen eleman sayısı 1 ise C'nin tümleyene bakıyorsun. E sadece bir eleman var. E o da bir yaptı. E şimdi bir birden büyük mü? Değil. Demek ki gençler bizim burada yapmamız gereken olay şu. Eğer burayı bir olarak kabul edeceksek buranın sıfır olması lazım. Yani C'nin tümleyenin içerisinde eleman olmayacaksa demek ki ben diyorum ki bu ikiyi buradan alacağım. Şuraya yazacağım abi. Böylelikle A'nın tümleyeninde 2 eleman oldu. B'nin tümleyeninde 1 eleman oldu. C'nin tümleyeninde 0 eleman oldu. Şu an her şeyi sağladık. Peki A kümesi kaç elemanlı abi şu an? A'nın içerisinde sadece 1 2 3 var. 3 elemanlı. B'nin içerisinde 4 eleman var. C'nin içerisinde 5 eleman var. Bunları çarparsam 60 yapar. Cevabımız da C şıkkı gelmiş olur 13. sorumuz için dedik ve geçtik 14'e. Gülçin diye bir vatandaşımız var. Online gıda alışverişi yaptığı telefon uygulamasına seçtiği ürünlerin siparişlerini onaylarken telefon ekranında aşağıdaki uyarıyla karşılaşmış. Neymiş uyarı? Bulunduğunuz noktaya istediğiniz ürünleri getirebilmemiz için en az 40 lira tutarında alışveriş yapmanız gerekli deniliyor. Ve kalan bakiyesini de gösteriyor 55 lira. Yani şu an hesabınızda 55 lira var. 40 liralık alışveriş yaparsanız ve 40'ı da geçerseniz doğal olarak ücretsiz bir şekilde kargoya tabi tutulacaksınız diyor peki gülçin siparişlerini bulunduğu noktaya ulaşması için kaç farklı seçim yapılabilir diye soruluyor şimdi öncelikle bak bir tane 17 lira yani ben şunu düşünüyorum 40 liradan daha büyük veya eşit işte 55 liradan da daha küçük veya eşit bir tutarda alışveriş yapma, yaptırmamız gerekiyor bizim gülçin atlı hanımefendiye pekala şimdi bir tane 17'miz var 18'den bir tane 19 liralık iki tane birbirinden farklı ürün var ve 20 liralık üç tane ürünümüz var ben bunları zaten herhangi 4 tane ürün aldığım takdirde 55'i geçiyor. E doğal olarak e, 4 tane ürün alamam ama 3 tane ürün alarak bunu başarabilirim. Mesela 17 ile 18 fiyatları en küçük olan 2 ürünü aldım 35 lira yaptı. 20 lira da 55 yapar. Doğal olarak 17 ile 18'in yanına şuradaki 3 üründen herhangi bir tanesini getirebilirken 3'ün birlisini seçtim. Artı. 17 ve 18'in yanına şuradaki iki üründen herhangi birini daha eklersem bu sefer de 54 lira yapar 40'ı geçer 55'ten küçüktür parası yeter doğal olarak ikisinden birini de seçebilirim artı 3 ürün alarak bunu farklı bir şekilde başarmanın bir yolu var mı Tabii ki de var o da şu şekilde 19 19 38 17 daha 55 yapar doğal olarak sadece ama sadece bu 3 e, ürünü alacaksam eğer bu da zaten birim birlisi yani tek farklı durumla bana, buna e, tek farklı durumla mümkündür diyeceğim artı Şimdi 3 ürünü seçerek 40'tan fazla 55'ten az bir şey artık yapamıyorum. Bir seçim yapamıyorum. O halde şimdi 2 ürünlere bakalım. 2 e ürün alacağım 40'tan fazla yapacak. Bu sadece 20 ve 20 ile mümkün. Dolayısıyla 3 üründen herhangi ikisini seçerim derim. Tek ürünle zaten 40 liraya geçemiyorum. O halde 3'ün birlisi 3. 2'nin birlisi 2 artı 1 artı 3'ün ikilisi de 3'tü. Bunları toplarsam 9'u verir. Cevabımız da C şıkkı olmuş olur diyeceğiz. Gençler 14. sorumuzun cevabı C idi. Ve devam ediyorum. 15. sorumuzda dikkatli bir şekilde pür dikkat dinlemen gereken bir soru eğer çözemediysen. Üniversiteye yerleştirme sınavına hazırlanan Ebru. Sağlık alanı bölümünden tercih yapmak istemekte. Bunun içinde tıp fakültelerini ve diş hekimliği fakültelerini güzel bir liste hazırlamış. Tercihleri için panosuna tıp fakültesi adlarıyla diş hekimliği fakültelerinin adlarını birer not kağıdına yazıp aşağıdaki biçimde asmış. Üniversitelerin isimlerini yazmış. Vakıf üniversitelerini V ile devlet üniversitelerini D ile göstermiş. Tıp fakültelerinin yazılı olduğu not kağıdı diş hekimliği fakültelerinin yazılı olduğu not kağıdını kapattığı için okunamamakta. Sadece ama sadece Biruni Üniversitesi'ni görüyoruz burada vakıf üniversitesi. Not kağıdına yazılan üniversite adlarına göre Ebru'nun en çok istediği diş hekimliği fakültesine girme olasılığı 1 bölü 4 tür denilmiş. Ve en çok istediği üniversiteye girme olasılığı da 1 bölü 4'müş. Şimdi bak iyi dinle şimdi beni. Şöyle hocam. Not kağıdına yazılan üniversite adlarına göre en çok istediği diş hekimliği fakültesine girme olasılığı 1 bölü 4. Demek ki bizim şu diş hekimliği fakültesi listesinde ee, 4 tane üniversite var. Bunlardan herhangi bir tanesi en çok istediyse buna girme olasılığı 1 bölü 4'tür. Değil mi? Pekala. En çok istediği üniversiteye girme olasılığı da 1 bölü 4'müş. Şimdi en çok istediği üniversite demek ki mesela şöyle sallıyorum. Marmara burada varken burada da olursa mesela şu şekilde. Şimdi şu an mesela Marmara'yı yazma olasılığı burada 5 tane tut gelme olasılığı. Burada 5 e burada 4 1 bölü 9 olmalıydı değil mi? Demek ki bir üniversiteden iki tane varmış. Mesela burada da Marmara varsa 2 bölü 8'den 1 bölü 4'ü yakalayabilirim. Ki burada kaç tane üniversite vardı? 5 tane. E burada da 4 tane üniversite vardı. 9 üniversite yaptı ama bir tanesi aynı olursa o çok güzel bir şey yakaladık bak burada. Şimdi aynen bu ekmek yediğimiz yerden gidelim. Marmara Üniversitesi örnek veriyorum. Eğer burada da varsa toplam birbirinden farklı 8 üniversite vardır bu kağıtlarda. Ve ikisi marmara olduğu için 2 bölü 8'den ancak 1 bölü 4'ü yakalayabilirim. Çok güzel. Şimdi diyor ki 2 not kağıdındaki vakıf üniversitelerinden herhangi ikisi 15 farklı şekilde seçildiğine göre Ebru'nun diş hekimliği fakülteleri listesine çapa yazma olasılığı. Şimdi abicim şu, şöyle bir durum var. Ben en tane vakıf üniversitesinden ikisini 15 farklı biçimde seçiyorsam N6'dır. Çünkü 6'nın ikilisi 15'tir. Demek ki 6 tane vakıf üniversitem olacak. E 3'ü burada. Demek ki 3'ü de burada. E bir tanesi Biruni hocam. Evet. O halde ben şöyle diyorum. Ben buraya abi bir tane daha vakıf yazmışım. Buraya bir tane daha vakıf yazmışım. Bir tane de devlet üniversitesi var burada. Ve diyor ki bana. Ebru'nun diş hekimliği yani mavi kağıda diyor. Çapa yazma olasılığı kaçtır? Abi şimdi zaten bir tane daha vakıf gelemeyecek. Değil mi? Buraya çünkü 3 vakıf olması lazım dedik. E ya Marmara'yı yazacak ya Çapa'yı yazacak. E i̇ki tane yazacaksa çapa yazmış olma olasılığı tabii ki de 1 bölü 2'nin ta kendisidir. Yani cevabımız D şıkkında verilmiştir diyeceğiz. Geçtim 16'ya. Yukarıda eşit uzunlukta ve kısa kenarı logaritma 3 tabanında 4 santim olan 3 çubuk 2 şerli olarak şekildeki gibi üst üste gelen kısımlarından yapıştırılıp logaritma kök 2 tabanında 3 üzeri 7 santim uzunluğunda çubuk elde ediliyor. Aha bu. Tamam mı? Yani şu şunun üstüne gelecek şekilde şöyle bu da bunun üstüne gelecek şekilde şöyle yapıştırılınca aha bu elde ediliyor. Peki şurayı silelim kafamız karışmasın. Buna göre ilk durumdaki çubuklardan birinin yüzey alanı kaç santimetre karedir? Şimdi eşit uzunlukta parçalanmış ya bunlar. Şöyle diyeceğim ben madem bunun uzunluğu logaritma kök 2 tabanında 3 üzeri 7. Üst üste gelenlerden ben bir tanesini görüyorum ama diğeri altta kaldığı için benim kaybım bu aslında. Yani logaritma 2 tabanında 27 artı logaritma 2 tabanında 3'ten logaritma 2 tabanında 81 kadar bir kaybım var. Ben bunun üstüne bunu eklersem 3 çubuğun toplam uzunluğunu elde etmiş olurum aslında. Peki şu kök 2'yi 2 üzeri 1 bölü 2 biçiminde yazsam. Logaritma 2 üzeri 1 bölü 2. Bu 1 bölü 2'yi başa 2 diye atamaz mıyım? E şuradaki 7'yi de başa 7 diye atardım. Çarpı logaritma 2 tabanında 3 olur. Artı bunun üzerine logaritma 2 tabanında 3 üzeri 4'e eklesem. E şurası 14 yaptı hocam. 14'ü 3'ün kafasına şu şekilde postalasak. Böylelikle logaritma 2 tabanında 3 üzeri 14 ile logaritma 2 tabanında 3 üzeri 4 toplanamaz mıydı? Toplanırdı ve logaritma 2 tabanında 3 üzeri 18'i verirdi. İşlerini çarptık. 18'i başa atarsam 18 çarpı logaritma 2 tabanında 3 yapmaz mı? Evet. Bu 3 çubuğun uzunluğu. Eğer ki ben bunu 3'e bölersem çat çat gider burası 6 kalır. Yani 6 tane logaritma 2 tabanında 3'müş buradaki bir çubuğun uzunluğu. Tamam mı? Bana diyor ki ilk durumdaki çubuklardan birinin yüzey alanı. E uzunluğu buysa bunun eni ne kadardı? Logaritma 3 tabanında 4'tü. Yani... 6 çarpı logaritma 2 tabanında 3 ile logaritma 3 tabanında 4'ü çarp diyor. Şimdi ben bu 4'ü kardeşim 2'nin karesi diye yazarsam bu 2'yi bu 2'yi şuradan alıp abi şuraya şöyle çarpım olarak gönderemiyor muydum ben? E gönderiyorduk hocam. Şuradaki 3'ler ve buradaki 2'ler giderse 2 kere 6'dan 12 gelmez mi cevap? Gelir. Kısa kenar çarpı uzun kenar bize cevabı verdi. Doğru cevap A'ydı. Okçuluk sporunda hedefe atılan bir okun sapma miktarı sporcunun hedefe olan uzaklığına bağlıdır. Sporcu hedefe x metre mesafedeyken atılan okun ayakta atış yaptığında logaritma x tabanında 10 özel bir sandalyede atış yaptığında da logaritma kök x tabanında 10 birim saptığı görülüyor. Sporcu aynı mesafeden iki atış bir atış ayakta bir atış özel sandalyede yaptığında toplam sapma miktarı logaritma 25 tabanında 10 birim olduğuna göre sporcu hedefe kaç birim uzaklıkta atış yapmıştır diye soruluyor. Abi şunu söylüyor yani bir tanesinde logaritma x tabanında 10 kadar sapma yaptı. Artı diğerinde de logaritma kök x tabanında 10 kadar bir sapma yaptı. Ben bunu logaritma x tabanında 10 artı şuradaki kök x'i x üzeri 1 bölü 2 yazıp 1 bölü 2'yi başa ters yeri atarsam 2 tane logaritma x tabanında 10 yapar. Ve bu da bana neyi veriyormuş? 3 tane logaritma x tabanında 10'u verir. Ve bu da neymiş? Logaritma 25 tabanında 10'a eşitmiş. Logaritma 25 tabanında 10. Şimdi tabi orası çok görünmedi ben şunu şöyle alı vereyim tamam mı? Şimdi beni iyi dinliyorsun. İyi dinliyorsun. Hocam burası burası. Bak bir tanesi x tabanında 10 öteki 2 tabanında 10. E şimdi gördüğünüz üzere bunların tabanları da birbirine eşit yani. Ben bunu şöyle yazsam olmaz mı? Logaritma logaritma. Şu 3'ü x'in kafasına küp kök x biçiminde atamaz mıyım atarım? 10, daha sonrasında eşittir diyorum. Logaritma 2 tabanında 10 diyorum. Tamam mı? Bizden ne isteniyor şu an? Hocam şurası 25 bu arada. Özür dilerim. Şurası 25. Bizden x isteniyor. E abicim o zaman bak bunların içleri eşitse küp kök x eşittir 5'in karesidir. Küpünü alırsam x eşittir 5 üzeri 6 gelir. Bizden de zaten bu isteniyordu. Doğru cevap e şıkkında verilmiştir. Devam 18. soru. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f doğrusal fonksiyonuyla gerçel sayılar kümesi üzerinde limitli g fonksiyonu arasında g f x eşittir f k x eşitliği sağlanmakta. Burada arkadaşlar ya f g'ye eşittir ya da f g'nin tersine eşittir ya da g f'in tersine eşittir ki aynı şeydir. Tamam. Böylelikle şurası g'nin tersi olsa bak burası x olur. Burası g'nin tersi olsa burası x olur fx diyor 2x eksi 8 ise şimdi ya f g'ye eşit ya da tersine eşit dedik ya bak tersi gx fonksiyonu eğer f'e eşitse direkt 2x eksi 8'dir ya da gx fonksiyonu f'in tersine eşitse x artı 8 bölü 2'dir. Ki ikisinde de 8'i yerine yazdığın takdirde 2 kere 8 16 8 çıktı 8 kalır. 8 artı 8 16 2'ye böldüm 8 olur yani cevap denizli seçeneğinden başkası değildir. Geçtim 19'a. D gerçel sayılar olmak üzere fx fonksiyonu x küp artı ax kare artı bx artı c biçimde veriliyor. Şunun buradaki bir paydayı sıfır yapmasına rağmen cevap çıkmış 8. Demek ki belirsizlik var. Yani f1 sıfırmış abi. Aynı takdirde eksi 1 burayı sıfır yapmasına rağmen cevap d çıktığına göre f eksi 1 de sıfırmış. Yani benim aslına bakarsan fx fonksiyonum var ya şuradaki 3. dereceden. İşte o fx fonksiyonu aslına bakarsam 1 diye bir kökü var. Eksi 1 diye de bir kökü var. O halde x eksi 1 ve x artı 1 çarpanları var. E bir zahmet bir tane de x eksi m diye bir çarpanı olsun. Tamam mı? Üçüncü dereceden olacak ya başka sayısı da 1. Bundan kaynaklı a falan diye bir başka sayı seçmedim. E şimdi hocam ben bu fx'i x eksi 1'e bölersem şunlar zaten gitmiyor mu? x gördüğüm yere 1 yazınca ki yazalım. Şurada 1 yaz 2. Burada 1 yaz 1 eksi m. Kaç geliyormuş hocam? 8 geliyormuş. O zaman burası 4 olması gerekmiyor mu? Evet. O halde buradaki eksi m dediğim şey eksi 3 olmaz mı? Yani eksi m dediğim şey 3 olmaz mı? Olur. Demek ki m kaçmış arkadaşlar? m 3'müş. Tamam. m eksi 3'müş. Özür dilerim. Yani benim fx fonksiyonum artık ortaya çıktı. Neymiş bu? x eksi 1 x artı 1 ve x artı 3'müş. Çünkü 1'i yazınca yerine 8 olacaktı. Peki ne isteniyor benden? ABCD çarpımı isteniyor. Şimdi ben şu ikisini daha doğrusu önce D'yi bir bulalım. X artı 1'e böleceğim. Çat çat gitti. X gördüğüm yere eksi 1 yazdım. Yaz burada eksi 2. Yaz burada 2. Çarptım eksi 4. Demek ki D eksi 4'müş. Şimdi Fx'i yani şunu içeri dağıtarak şunu bir elde etmeye çalışalım. X eksi 1 ile X artı 1'in çarpımı X kare eksi 1 yapar. Bununla da X artı 3'ü çarpacağım ben. Çarpalım. X kare ile X'in çarpımı X küp artı 3 X kare eksi X ve eksi 3 yapar. Demek ki A burada 3'müş. B eksi 1'miş. C de eksi 3'müş. Hepsini çarp demiş. A kaçtı? 3. B kaçtı hocam? Eksi 1'di. C de eksi 3'tü. Eksi 3 kere eksi 3 e, artı 3. Eksi 9 kere eksi 1'den 9. Kere eksi 4'ten eksi 36 yapar. 19. sorunun cevabı da C şıkkında verilmiştir deriz. Ve geçtim 20'ye dik koordinat düzleminin birinci bölgesinde y eşittir fx fonksiyonunun grafiğine üzerindeki bir x'e y noktası x apsisli y ordinatlı p noktasından teğet olan pozitif eğimi doğrular x eksenini pozitif apsisli a noktasında kesmektedir. Bir tane de hx fonksiyonu tanımlamış bize diyor ki a'nın orijine olan uzaklığı biçimde tanımlanmakta f1 ile f'in ikinci türevinde bir'in çarpımı f türev 1'in karesine eşit olduğuna göre h türev 1 soruluyor bize Öncelikle bize bu şeklin bir kere resmi lazım. Yani şöyle diyelim şu benim x ekseni y eksenim olsun abi Tamam mı? bu benim y eksenim olsun. Şu da benim x eksenim olsun. Şimdi dikkatli izliyorsun beni bir tane şöyle bir fonksiyonumuz varmış Bu fonksiyonun ne olduğunu bilmiyoruz. Tamam mı? bir tane böyle bir fonksiyonumuz var fonksiyonu birazcık şu tarafa taşıyabiliriz. Daha sonrasında bunun üzerinde bir P noktası varmış. Bu P noktasının apsisi X'miş bak. Yani ben şuraya X diyeceğim. Sonra da buna bir tane teğet atılmış. Ve bu teğet de X eksenini şuradaki A noktasında kesiyormuş abi. Şimdi ben bu A noktasının apsisine A dersem şurası A birim uzunluğunda kabul etmiş olurum değil mi? Yani buranın apsisi A olsun dedim. Pekala. Şimdi hocam h fonksiyonu benim için eşittir a olur mu? Vallahi olur. Bir sıkıntı da olmaz değil mi? Peki şöyle bir şey desem ben. Şuradaki uzunluğum neye eşit? Hocam fx'e eşit. Çünkü bu f fonksiyonuydu ve f fonksiyonuna ben x'i yerine yazarsam buradaki bana buradaki ordinatı verecek. Yani fx'i verecek diyebilirim değil mi? Bak burası da fx. Şimdi ben bu fx'i yani şu kısmın uzunluğunu gidip şuraya bölersem yani x eksi a'ya bölersem neyi bulmuş olurum? Eğimi bulmuş olurum. Eğim nedir? F türev x'tir. F türev x eşittir. Fx bölü x eksi a denilebilir mi? Denilir. Peki x eksi a'yı ben şunu şu tarafa alsam bunu da alt kısmı alsam x eksi a eşittir fx bölü f türev x yapar mı? E, yapacaktır. A'yı yalnız bırakmak adına da Eksi a'yı bu tarafa bunu bu tarafa alırsam. Yani burayı komple bu tarafa alırsam. X eksi fx bölü f türev x eşittir. Bana a'yı verir mi? Verir. İşte bu a dediğim şey hx fonksiyonunun ta kendisidir. Şimdi h türev bir sorulmuş ya. Madem öyle gelin bunun türevini alalım. H'ın türevinde x eşittir diyorum. X'in türevi zaten 1'dir. Eksi. Fx bölü f türev x'de bölümün türevini uygularım. Yani F türev x birincinin türevi çarpı ikinci Eksi birinci çarpı ikincinin türevi Ve bölü alttakini karesi Yani f türev x'in karesi diyebilirim Onu da şu şekilde gösterelim F türev x'in parantez karesi E şimdi hocam H türev 1 sorulduğuna göre Ben buradaki bütün x gördüğüm yerlere Bir güzel giderim bir yazarım Yani olmaz mı? Olur Çok da şık olur yani Tam da benden istenilen o halde şuraya 1'i mi yazdım abi ben? Şuraya 1 yazdım. Buraya 1, buraya 1, buraya 1, buraya 1 yazdım. E şimdi hocam dikkat et. Çok dikkat et. F1 çarpı F türev 1. F'in ikinci türevinde 1. Yani F1 çarpı F'in ikinci türevinde 1. F türev 1'in karesine eşit değil miydi? Yani şu ifadeyle şu ifade birbirine eşitse farkları sıfır yapmaz mı? E sıfırsa burası komple sıfır. 1 eksi 0 bana h türev 1'i veriyormuş zaten. Cevap neymiş? 1'in ta kendisi. Yani cevabımız B şıkkında verilmiştir diyebiliriz. Çok şık bir soruydu. Çözümü e, soruyu inanılmaz daha güzel hale getiriyor. 21. soru. İkinci dereceden f fonksiyonu x kare artı bx artı c biçimde veriliyor. Peki biraz ekrandan kaydım herhalde. F fonksiyonunun grafiği x ekseni boyunca 3 birim sağa ötelendiğinde üzerindeki x eşittir 7 apsisi noktasından çizilen teğetin denklemi x eksi 5. y eşittir x eksi 5. Şimdi dur bir dakika. Bir dakika dur şimdi. Abi şöyle bir polinomum, he, parabolim varmış benim. Üstündeki bir tane noktadan şöyle bir teğet atılmış. Ama şöyle bir durum var. Şimdi buradaki 7 apsisi noktasından teğet atılınca bu eğrimiz x eksi 5 olmuş ya hani. Değil mi? Ama 3 birim sağa ötelenince bu olmuş. Şimdi 3 birim sağa ötelemeden ne olacaktı? Şöyle olacaktı bak şu şekilde 3 birim sol tarafa kayacaktı. Değil mi? 3 birim sol tarafa. Çünkü 3 birim sağa ötelenince x eşittir 7'den çekiliyordu teğet. E şimdi bu demek ki sağa ötelenince 7'den çekiliyorsa bu teğet. Sağa ötelenmeden önce nereden çekiliyordu? Tabii ki de 4'ten çekiliyordu. Ve sağa ötelenmiş hali x eksi 5 ise sağa ötelenmeyen hali nedir? Bir kere sağa ötelemek için 3 çıkarmam lazım. Tamam 3 çıkarmam lazım o zaman burası x 8, 2'dir. Yani aslına bakarsan f fonksiyonuna f fonksiyonuna 4 noktasından atılan teğetin eğimi zaten bunun baş katsayısıdır. Yani 1'dir. Ayrıyetten ayrıyetten f 4'ün de kaç olduğunu bulabilirim. Çünkü 4 için bu teğet nereden geçiyorsa denklemlerden teğetin denklemine bakıyoruz. Parabol de oradan geçer. 4 yerine yazarsan 2 gelir. Demek ki f türev 4 1'miş. F4'te 2'ymiş. Bu gerçekleri kabul ettik. Sonra diyor ki x eşittir y x eksi 5 oluyor. Sağ ötelenmeyip eğer 4 birim yukarı ötelenseydi yerel ekstremum noktasından çizilen teğetin denklemi mx artı n olacaktı. Şimdi dur bir dakika. Dur bir dakika. Ben bunu 4 birim yukarı öteledim varsayayım şöyle bir parabolüm vardı bunu tuttum 4 birim yukarı öteledim abi. E yerel ekstremum noktası bunun parabolün tepe noktasıdır. Ben buradan bir teğet atarsam e zaten bu teğetin eğimi sıfır olmaz mı? Sıfır oluyorsa m kaçtır? M sıfırın ta kendisidir. Çok güzel. Mx artı n olmaktadır diyor. Buraya bakacağız şimdi. Tamam mı? M artı n toplamı soruluyor bize. E şimdi hocam şöyle bir şey yapalım biz o zaman. Ben f türev 4'ün 1 olduğunu biliyorum ya. F'in türevini bir bulalım. F türev x eşittir. Al şunun türevini. 2x artı b. Yaz 4'ü yerine. F türev 4 eşittir. 8 artı b. E bu da kaçmış? 1. O zaman b kaçtır? Tabii ki de eksi 7'dir. Yani aslında burası x kare eksi 7x artı c'ymiş. Bir de F4'ün 2 olduğunu biliyorum. C'yi de bulurum. Yaz 4'ü yerine 16. Görünüyor mu? Görünüyor. 16 eksi 7 kere 4. 28 yaptı. Burası eksi 12 geldi. Eksi 12'ye c'yi ekleyince 2 geliyormuş. E şimdi bu şurası eksi 12 demek ki c kaçmış? 14'müş hocam. Yani benim fx fonksiyonum aslında bakarsan x kare eksi 7x artı 14'ün ta kendisi. Şimdi benim ekstremum noktamın apsisi kaç? Yani nesi? Tepe noktasının apsisi. Yani 7 bölü 2. Eksi b bölü 2 adam. 7 bölü 2'yi yerine yazınca N'den geçecekmiş ama 4 birim yukarı ötelenince. He, tamam 4 birim yukarı ötelenince zaten tepe noktasının apsisi değişmez. 7 bölü 2'yi şurada yerine yazıp N'yi bulacağım. Hadi bakalım. 7 bölü 2'nin karesi 49 bölü 4 yapar. Bundan 7 kere 7 bölü 2 e 49 bölü 2 yapar. Artı bir de 18'imiz var. 49 bölü 4'ten 49 bölü 2'yi çıkarırsam eksi 49 bölü 4'ü elde etmiş olurum. Bu debine 18 ekleyeceğim. 4 kere 18 72. 72'den 49'u çıkarırsam eğer 23 kalır 23 bölü 4 de bana cevabın ta kendisini verir. Yani burası 23 bölü 4 aslında 0 ile 23 bölü 4'ün toplamı 23 bölü 4'ü veriyor. Doğru cevap A şıkkında verilmiştir deriz. Geçtim 22'ye. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde x kare parabolüne çizilen teğet doğrularının 3 tanesi çizildikten sonra parabol ile y ekseni silinmiş. x ekseni duruyor ama. Çizilen teğetlerin parabole değdiği Tam sayı absisti noktaların koordinatları toplamı 28 olduğuna göre. Doğruların x eksenini kestiği noktaların apsisleri toplamı kaçtır? Şimdi şöyle diyelim öncelikle. Bak. Ben D1, D2 ve D3'ün bu parabole atılan 3 tane teğet olduğunu biliyorum. Parabole 3 tane teğet atılmış. Bunlar D1, D2, D3. Parabolü görmüyoruz bile. Pekala. Çizilen teğetlerin parabole değdiği tam sayılı tam sayı absisti bak onu da unutma. Tam sayı absisti noktaların koordinatları toplamı 28'miş. Koordinatları toplamından bahsediyor ama ona da dikkat. Doğruların x eksenini kestiği noktaların absisleri toplamı soruluyor. Şimdi ben e, parabolümüzün, parabolümüzün D1 doğrusuna bir A absisti noktasında değdiğini düşüneyim. D2 doğrusuna B, D3 doğrusuna da C absisti noktada değdiğini düşünelim. Sonuçta parabole değiyor mu bunlar? Değiyor hocam. O halde A için A kareden geçer. Neden? X kare paraboliydi çünkü. B için B kareden, C için C kareden geçer. Yani evet. o zaman bunların koordinatları A'ya A kare, B'ye B kare, C'ye C kare ise işte bunların toplamı 28'miş. Yani A artı A'nın karesi, B artı B'nin karesi, C artı C'nin karesi bunların toplamı bana 28'i verecek. Ve dikkat et hocam. Ben bunu A parantezinde A artı 1, B parantezinde B artı 1, ve C parantezinde C artı 1 biçimde yazıp toplayınca ne geliyordu? 28. E ama şöyle bir sıkıntı var. Bunlar tam sayı absiste. Tam sayı absiste. Şimdi o zaman buna uygun tam sayılar bulmam lazım benim. Mesela A'yı 1 seçsem burası 2 olur. 1 kere 2'den 2 gelir. B'yi 2 seçsem 2 kere 3'ten 6 gelir. Ne yaptı? 8. E geriye kaldı 20. Demek ki ben bunu 4 seçersem burası da 5 gelecek. Yani 20 olacak ve 28'i verecek. Demek ki şunun absisi 1, ordinatı e, ordinatın ne oluyor? O da 1 oluyor. 1'e 1. Burası apsisi 2 iken burası 4 olur. Buranın apsisi 4 iken ordinatı 16 olur. Mükemmel. Şimdi diyor ki x eksenini kestiği noktaların apsisleri toplama. Ya, abi ben hangi apsisli noktalardan teğetler çekildiğini şu an gayet iyi biliyorum. Şu an gayet iyi biliyorum. 1'den, 2'den ve 4'ten. O zaman f'in türevinde x bana x kareyi verir ya. 2x'i verir ya. Şöyle yapalım. O zaman ben 1'i yerine yazarsam eğimini bulmuş olurum. Yani mesela şimdi şuranın apsisi hocam 1 ya. Buranın apsisi 1 değil mi? 1 noktasından olduğunu bulduk. E, eğimi kaçmış? 2. Eğimi de 2. E şurası da 1 değil miydi? Eğiminin 2 olduğunu biliyorsan demek ki şurası 1 bölü 2 birimdir. Ve burası da 1 bölü 2'dir. Yani x eksenini kestiği noktanın apsisi 1 bölü 2'dir. Geldim buraya. Şuranın 2 olduğunu biliyorum. E, eğimi kaç? 4. E şurası 4 birim zaten. Eğim 4 ise şurası 1 birimdir. 2'den 1 çıktı demek ki burası 1'miş. 1 apsisi noktaymış. Ayrı ayrı düşünün gençler şeyleri. Hocam burada 1 çıktı buraya tekrar nasıl 1 dedin demeyin. Ayrı ayrı düşünüyorum. Sırf eğimleri uygulayabilmek için. Şuranın apsisi 4'tü ya hani. E şurası 16 birimmiş. 4'ü yerine yazarsan eğim 8 olacak. E, 16'nın kaç oranı 8'dir? E tabii ki 2'ye. Demek ki burası 2 birimse burası da 2 apsisi noktaymış. E bana toplamı sorulmuştu x eksenini kestiği yerin. 1 bölü 2, 1 ve 2. Bunların toplamına 3 artı buçuktan 3 buçuk yani 7 bölü 2'yi verir. Demek ki 22. sorumuzun cevabı da A şıkkıymış deriz. Mükemmel ötesi güzel bir soruydu. 23. sorumuza geçtik. Aşağıdaki türevinin grafiğinin bir kısmı verilen 3. dereceden f polinom fonksiyonunun grafiği orijinden geçmekte. E, ve diyor ki e, ne diyor f polinom fonksiyonunun ha tamam bu türevinin grafiği ama f orijinden geçer diyor. Bak bu da çok güzel bir soru. Şimdi hatırladım bak. Orijinden de geçer diyor. Bir g fonksiyonu x eksi 2 ile 6 açık aralığında olmak üzere köşeleri eksi 2'ye 0, x'e 0 ve eksi f türev x noktalarının belirttiği üçgenin alanına eşit olacak biçimde tanımlanmış ve g türev 2 24 olduğuna göre f2 kaçtır diye soruluyor. Şimdi gençler şuranın apsisi x değil mi güzel kardeşim? Şimdi şurası kaç birim? X'ten eksi 2'yi çıkarırsan hocam burası x artı 2 birim. E şurası kaç birim? Hocam burası da f türev x birim. E tamam mükemmel. Şimdi demek ki benim buradaki üçgenimin alanı g fonksiyonu veriyorsa bunu bana. G fonksiyonu nedir hocam? F türev x ile x artı 2'nin çarpımının 2'ye bölümü bana üçgenin alanını yani gx fonksiyonunu ta kendisini verir. Çok güzel. Şimdi f türev fonksiyonunu ben akıl edebilir miyim? Bir şeyler düşünebilir miyim? Buna bakalım. F türev fonksiyonu için hocam. F'in türevinde x. Bu üçüncü dereceden fonksiyonun türevi ikinci dereceden. ikinci dereceden fonksiyonu da bana parabol vereceğinden bu bir paraboldür dedim. Madem parabol bir kökü eksi 2 diğer kökü 6 ise ben bunu x artı 2 diye bir çarpanı var bir de x eksi 6 diye bir çarpanı var diye yazabilirim. Lakin unutma ki bunun bir de baş kat sayısı olmalı. Tamam a. Yani burada a 1 olabilir sıfır haricinde her şey olabilir. O a'yı unutmayacaksın. Peki f'in türevini biliyoruz artık. Bir de bana demiş ki g türevi ki 24'tür. He. Şimdi dur. Bir saniye. Hocam. Ben şu g'nin türevini bir almak istiyorum. g'nin türevini alalım. Nereye alalım? Şuraya. g'nin türevinde x. Eşittir. Birincinin türevi. Orada çarpımı türevi uygulayacağım. Sonra ikiye bölerim. f'in ikinci türevinde x çarpı ikincinin aynısı. Artı. Birinci aynı. İkincinin türevi 1 zaten onu yazmıyorum. Bir de bölü 2 dedim. Şimdi g'nin türevinde 2'yi yerine yazarsam ben bu f'in ikinci türevinde 2 iki çarpı 2 artı 2 4 yapar. Artı f'in türevinde 2 dedim. Bölü bir de 2'miz var. E hocam şimdi ben f'in ikinci türevinde 2'yi nasıl bulurum? f'in ikinci türevi lazım bana değil mi? O zaman ben f'in birinci türevini şöyle yazayım. A parantezinde x kare eksi 4 x eksi 12 diye önce şunu bir dağıtayım. Bunun bir daha türevini alırsam f'in ikinci türevinde x eşittir a çarpı 2x eksi 4 yapar. Tamam mı? Şimdi f'in ikinci türevinde 2 lazım ya. Getir 2'yi bakayım şurada yerine yaz bakayım ne olacak? E burası sıfır oldu hocam. Demek ki burası komple sıfırmış. Şimdi bana ne lazım? F türev 2 lazım. F türev 2. E şimdi ona da dikkat et. Bak dikkat et. Şöyle bir durum var. Ben getirdim abi. E, f'in türevinde. F'in türevinde. Şurada 2'yi yerine yazdım. Ne geldi? A çarpı 4 çarpı eksi 4 geldi. Yani eksi 16 A mı geldi? Bunu 2'ye bölersem ne gelir? Eksi 8 A. Şimdi eksi 8 A kaçmış? <laughs> 24 müymüş? O zaman A kaçtır? Hocam eksi 3'tür. Şimdi ben F'in türevini buldum aslında. Şurayı sildim. F'in türevi belli artık. F'in türevinde X eşittir. Eksi 3 çarpı X kare eksi 4 X eksi 12'dir. İçeri dağıtırsam eksi 3 X kare artı 12 X Artı 36'dır. Şimdi bu f'in türevi. Peki ben f'i tahmin edebilir miyim? Ederiz. Niye edemeyelim? f fonksiyonumuz. integralini alırsam. Eksi x küp. Artı 6 x kare. Artı 36 x. Artı c. Lakin şöyle bir durum var. Ta en başta bir yerde bana demiş ki orijinden geçiyor. E orijinden geçiyor. 0 sıfır için sıfırı sağlar. Yani sabit terim sıfırdır. Yani c'si yoktur bunun. Tam f fonksiyonu da buldum. F2 soruluyor. Artık yerine yazarım. F2 Eksi 8 artı 24 artı 72. 72, 24 daha 96. 96'dan 8'i çıkarırsam 88 kalır. Doğru cevap E şıkkında verilmiştir derim. Çok güzel, çok tadında bir soruydu. Böylelikle 23. sorumuzu da çözdük cevabına. E dedik. Devam ediyorum bir diğer sayfada 24. sorumla. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı. İkinci dereceden f polinom fonksiyonu her x gerçel sayısı için fx sıfırdan büyük veya eşit imiş. Şimdi ikinci dereceden yani parabol. Parabol daima x eksenine teğetmiş veyahut x ekseninin yukarısındaymış demek ki sıfırdan büyük veya eşitse değil mi? F3'ü de sıfır vermiş adam bana. He tamam o zaman şöyle bir muhabbet var bizim aramızda. Kardeş şurası 3 değil mi? Tamam bizim parabolümüz şöyleymiş demek ki. Daima sıfırdan büyük veya eşit. E, F3 içinde sıfır sağlanıyorsa demek ki parabol böyle. Yani aslına bakarsan şimdi sıfırdan 5'e kadar fx x 35 olarak tanımlanmış ya bana. 35 olarak tanımlanmış değil mi? E şimdi ben o zaman şöyle bir şey yapayım. Benim parabolüm fx eşittir a çarpı x eksi 3'ün karesidir diyebilirim abi. Çünkü zaten 3'e teğet olduğu için x eksi 3'ün karesi zaten olacak bu çarpan. E baş kat sayısını bilmiyoruz. Ona da a dedik. Peki şimdi 0'dan 5'e kadar integral al demiş ya. Hocam şurası 5 olsa mesela. Şurası da sıfır. Yani benden aslında bakarsan şuradaki alanı e, vermiş bana. Bu alanı verdiğine göre, bu alanı verdiğine göre demek ki A'yı bu şekilde bulduracak. Hemen hiç integrale girmeden şuraya bir tane şu şekilde dikdörtgen ve buraya da bir tane dikdörtgen yerleştiriyorsun. Tamam mı? Diyorsun ki hocam burası A ise burası 2A'dır. E, şurası B ise burası 2B'dir. Mantalitesiyle sen burada A'nın... B ile toplamının 35 olması gerektiğini biliyorsun. 0'dan 5'e kadar fx'in altında kalan alanın. E şimdi ben burada 0'ı şurada yerine yazdığım zaman şurası 9a geliyor mu? E geliyor. E şimdi burası 9a ise buranın alanı nedir? 27a'dır. 3'e bölersem e hocam şurasının alanı verir 9a. Geldim buraya. Şurası 2 birim. 5'i yerine yazdığım takdirde burası da 4a gelmiyor mu? 2 kere 4a 8a yapar. 8a'yı 3'e bölersem burası da 8a bölü 3 yapar. Değil mi? Şimdi 9a ile 8a bölü 3'ün toplamı 9a ile... 8a bölü 3'ün toplamı bana 35'i verecekmiş. Bu da 35a bak. 27 artı 8'den 35a bölü 3 eşittir. 35'i verir. 35'ler giderse a eşittir. 3 gelir. Çok güzel. Şimdi A3'müş ya 3 çarpı x eksi 3'ün karesi olduğunu öğrendim ben fx'in. F2 Önce f2'yi bulalım. 2'yi yerine yazdım. 3 geldi. Değil mi? 2'yi yerine yazdım. Şurası eksi 1 eksi 1'in karesi. 1. 1 kere 3'ten. 3 geldi içerisi. F3 lazım şimdi de. f 3 3'ü burada yerine yazdığınız zaman zaten 0 geliyor. Demek ki cevabımız 0'ın ta kendisi olacakmış. 24. sorumuzun çözümünü yaptık. Cevap E geldi. Devam ediyorum. 25'te. F polinom fonksiyonu olmak üzere muammer bilgisayar programında F, F'in türevi ve F'in tersi fonksiyonlarının grafiklerini çizdirdikten sonra koordinat eksenlerini silinmiş birim karelerden oluşan birim kare unutma oluşan ekranın görüntüsü aşağıda verilmiş. F fonksiyonunun grafiği birebir olduğu en geniş aralıkta çizilmiş. Buna göre sarı boyalı bölge AB kapalı aralığında tanımlandığına göre A'dan B'ye kadar fx artı f'in tersinde x'in karesi dx de integralinin değeri kaçtır diye soruluyor. Şimdi öncelikle şöyle birazcık yaklaşalım olaya. F var, f'in tersi var bir de f'in türevi var. Bunu sakın unutma. Öncelikle ben diyorum ki bu eğri, bu da eğri, bu doğruysa o halde bir kere f'in türevi budur. F'in türevinin eğimine bakıyorsun 1 bölü 1, 1, 2 bölü 2, 3 bölü 3'ten ne gelir? 1 gelir. Eğimi 1 ise ben o zaman f'in türevini x olarak kabul etmek istiyorum. Tamam mı? Ve böylelikle hani şu da birebir olduğu en geniş aralıkta çizilmiş ya. Madem öyle ben diyorum y eksenimi şurası olarak kabul ederim. Ve bu da bir paraboldür aslında. Bu parabol de şu şekilde devam etmektedir. Birebir olduğu en geniş aralıkta tepe noktasının apsisinden sağ tarafa doğru birebir olduğu en geniş aralık çizilmiştir derim. Ve f'in türevi x ise bunun kendisi x kare bölü 2 artı bir şeydir. E sıfırı yazınca Sıfırı yazınca şimdi şuna bakıyorsun. Bunun tersi kareköklü bir fonksiyon olacak ya. ...ve negatif olamayacak. E, buradan başladığına göre demek ki x ekseninde burası abi. Tamam mı? Bak x eksenini ben buldum burası. Y eksenini buldum burası. Şimdi o zaman şurası 2 ordinatlı nokta değil midir? Sıfırı yerine yazınca 2 gelecek. Şimdi bunun tersi ne? Bunun tersi de x eksi 2. 2 iki. ile çarptın 2x eksi 4. Bunun kareköküdür, köküdür. Bunun tersi. Demek ki bizim fonksiyonumuz 2x eksi 4'ün kare köküymüş. Burada ters fonksiyon. Düz fonksiyonda x kare artı 2 bölü 2. E bu da zaten buna göre simetrik olan fonksiyondu. Bu yüzden tersi diyebildik. Çok güzel. Şimdi sarı boyalı bölgenin alanı a ile b kapalarında tanımlanmış ya. E şurası 2 absisi nokta burası 4 absisi nokta değil mi? Aynen öyle. Demek ki a ile b'yi art artık bulduk. Burası 2 burası 4. Artık benden istenen şu. 2'den 4'e kadar fx artı f'in tersine x'in karesi. E şimdi fx dediğim fonksiyon zaten x kare bölü 2 artı 2 idi x kare bölü 2 artı 2 f'in tersi de şuydu 2 x eksi 4'ün karekökü. ben bunun karesini alırsam artı 2 x eksi 4 gelir nereden nereye 2'den 4'e kadar integralini hesaplayacağım ben bunun. öncelikle x kare bölü 2'nin integrali x küp bölü 6'dır unutma artı şimdi 2'den 4'ü çıkardım eksi 2 eksi 2'nin integrali eksi 2'nin integrali ne gelir eksi e, 2 x gelir 2x'in integrali de artı x kare gelir. Şimdi ben 2'den 4'e kadar integralini alacaktım bunun. 4'ü yerine yazarsam 64 bölü 6 eksi 2 kere 4 8 yapar. 4'ün karesi 16 gelir eksi. 2'yi yerine yazarsam 8 bölü 6 eksi 4 artı 4 yapar. Eksi 4 artı 4'e bay bay. Şimdi burada 64 bölü 6'dan 8 bölü 6'yı çıkarırsam 56 bölü 6 gelir. Artı bir demin bunun üstüne 8 ekleyeceğim. 6 kere 8 48 yaptı ama ondan önce şunu yapalım. 56 ile 6'yı 2 ile sadeleştirirsem 3'e 28 yapar. Ben bunun üstüne 8 ekleyeceğim. 3 kere 8 24. 24'e 28 eklersem 52 yapar. 52 bölü 3 de bana cevabını ta kendisini verir. Doğru cevap B şıkkı olacaktı dedik. 25. sorumuz için. Ve devam ediyorum 26 ile. Dik koordinat düzleminde. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı h ve g fonksiyonlarının türevleri olan biri diğerinin x eksenine göre simetriği. Bu çok değerli. Biri diğerinin x eksenine göre simetriyi h türev ve g türev fonksiyonlarının grafikleri verilmiş. Şimdi bunlar birbirinin simetriği ya. Ben şunu o zaman eksi g türev x diyemez miyim abi? Şimdi türevi g türev olan fonksiyona da büyük g fonksiyonu diyelim. O zaman ben e, şunun e, türevi alınmamış haline yani aslında bunun integraline gx dersem buna gx dersem artı bir de c1 diyelim. Şunun integraline eksi gx artı c1 derim. Sonuç olarak buradaki c1 ve c1 sevgili arkadaşlarım birbirinden farklı olabilir. Dolayısıyla c2 demekte fayda var. Şöyle yapalım. Sonuçta türevini alınca c1 ve c2 gidiyor. Bunun türevi bu, bunun türevi bu. fx eşittir gx artı hx biçiminde tanımlanan bir f fonksiyonu için. Şimdi dur. Hani şuradan gelen olan gx aslında şöyle diyelim gx artı c1 diyelim. Buradan gelecek olan da o zaman eksi gx artı c2'dir diyelim. Yani büyük g'yi hiç karıştırmayalım gençler. Tamam mı? Kafalar karışabilir sonuçta. Şunları silelim. Şurayı da silelim. Peki. Şimdi diyor ki gx ile hx'i toplarsan fx'i bulursun. E ben gx ile hx de şuydu. E bunları toplarsam neyi buluyormuşum? E fx'i. E fx dediğim fonksiyon c1 artı c2'ymiş o zaman. Değil mi? E tamam çok güzel C1 artı C2'nin yani sabit bir terim bu Sabit terim Sabit terimin sıfırdan dörde kadar integralini almak istiyorsam Sınır boyuyla sabit terimi çarpmak zorundaydım e C1 artı C2 demek ki Sınır boyu olan 4 ile çarpınca 16 geliyorsa Aha da burası 4'müş gençler Burası 4'müş Benden ne isteniyor? F2 isteniyor E şimdi bu zaten Bu zaten Sabit terim değil miydi? C1 artı C2 eşit değil miydi? F2 isteniyorsa F2 de 4'tür. Yani cevabımız B şıkkında verilmiştir diyeceğiz. 26. sorumuz. Devam ediyorum. 27 ile baş katsayısı 1 olan ikinci dereceden gerçel katsayılı Px polinom fonksiyonu için Px'in eksi 2'den 2'ye kadar integrali 2Pa artı 2P eksi A eşitliği sağlanmakta. Buna göre A pozitif gerçel sayısı kaçtır diye sormuş. Bundan önce şunu yapalım. Biz Px fonksiyonuna Baş kat sayısı 1 olduğu için x kare diyelim. Artı mx artı n diyelim. Abi şimdi pa dediğim şey ne olur? a kare artı ma artı n olur. p eksi a ne olur? Bu da a'nın karesi eksi ma artı n olur. Ben bu ikisini toplarsam pa ile p eksi a'yı toplarsam 2 tane a kare artı 2 tane n gelir. Bir de bunların ikişer katının toplamıydı bu unutmayalım. Demek ki burası ne gelecek? 4a kare artı 4n gelecek. Şimdi benim integralin sonucunu bulduğum zaman bunu bulmam gerekiyor. Peki integralin sonucunu bulalım bir de. Eksi 2'den 2'ye kadar biz x kare artı mx artı n'nin integralini elde edeceğiz. Ben sana hep ne diyordum? Şunu diyordum. Simetrik sınırlar gördüğün zaman tek fonksiyonların integralini hesaplama. Çünkü zaten sıfır gelecek. Yani burayı hesaplamana gerek yok. X karenin integrali x küp bölü 3'tür. N'nin integrali de nx'tir. Eksi 2'den 2'ye kadar yerine yazdığın takdirde 8 bölü 3 artı 2 ne? Eksi. Eksi 8 bölü 3 eksi 2 ne gelecek? E, eksilerle beraber şöyle artı yapacak zaten. 8 bölü 3, 8 bölü 3 daha 16 bölü 3 yapar. 2 ne? 2 ne daha? 4 ne yapar? E bu neye eşitmiş? 4 a kare artı 4 neye eşitmiş? Aha buna. Demek ki 4 neler gidecek? 4 a kare 16 bölü 3 ise a kare 4 bölü 3'tür. O zaman a nedir? 2 bölü kök 3'tür. Payda da irrasyonel bırakma kök 3'ü de genişlet. 2 kök 3 bölü 3 bana a'yı verir. O halde a b şıkkındaki 2 kök 3 bölü 3'tür deriz. Geçtim 28'e. x y z bir dar açılı üçgenin iç açıları. Yani bu açıların hepsi de dar açı 0 ile 90 arasında. X artı Y A'ymış. X artı Z B. Y artı Z de şimdi dur. X artı Y'yi A'ymış ya. Ben buna 180 eksi Z diyemez miyim? Buna 180 eksi Y derim. Buna da 180 eksi X derim abi. Şimdi tanjant A diyor. Yani tanjant 180 eksi Z. Yani eksi tanjant Z yapar değil mi? Küçüktür. O zaman eksi tanjant Y diyeceğim. Tanjant B'ye. Tanjant C'ye de eksi tanjant X diyeceğim. Eksiyle çarparsam bunların tamamını tan z büyüktür tan y o da büyüktür tan x gelir. Dikkat et eksiyle çarptığın için eşitsizliklerin yönü değişti. E şimdi tanjant artan fonksiyondu ya. Demek ki açı olarak z y'den y de x'den büyükmüş. Z y x bize cevabı verir. 28'in cevabı a şıkkında verilmiştir dedik. Ve gençler devam ediyorum. 29'da Aşağıda dik koordinat düzlemindeki sarı boyalı üçgenin köşeleri birim çemberin üzerinde. Yeşil boyalı Dik üçgenin bir kenarı çembere teğettir. Ellerim terledi. Çok sıcak oldu birden odanın içerisi. A, O, O, eşitmiş. Yani şu ikisi birbirine eşit. Üçgenlerin alanları farkının pozitif değerinin şekil üzerinde verilen x açısı türünden eşiti hangisidir diye soruluyor. Şimdi burada yeşil boyalı üçgenin alanı daha büyüktür. Çünkü şunu şöyle uzattığım takdirde ancak sarı bölgenin alanı yeşil bölgenin alanına eşit olur. Bundan kaynaklı yeşil bölgenin alanından sarı bölgenin alanını çıkaralım biz. E tamam hoş diyorsun güzel diyorsun hocam o birim çemberde. Şurası 1 bir, burası 1 ise şurası çapı gördüğü için 90'dır. Demek ki buradaki hipotenüs değerimiz çapa eşit. Yani 2'ye eşit. Ç e, hipotenüs 2 ise bu taraf 2 çarpı sinüs x'tir. Şurası da yani şuranın tamamında 2 çarpı kosinüs x'tir. Ve burası da diki olduğu için sarı boyalı bölgenin e, alanı 2 sin x ile 2 kos x'in çarpımının yarısıdır. Yani 2 sin x kos x'tir. Bu cepte 2 sin x, cos x bu sarı bölgeli sarı boyalı bölgenin alanı sarıyla taradık. Yeşile geldim şimdi bak burası dik değil mi abi teğet olduğu biliniyor sonuçta. E bunun komşusu 2. E, burası x'ti bunu sakın unutma bak burası x'ti. E, şimdi şu iki üçgene baktığın zaman burası dik burası dik. E şurası da şuraya eşit madem eşit burası x ise burası da x'tir benzer üçgenlerdir. E şimdi tanjant x'i hesaplarsan karşının ikiye oranıdır. Şimdi karşıya ben k diyeyim. K'nın 2'ye oranı eşittir. Tanjant x dedim. E bu da K nedir o zaman? 2 çarpı tanjant x'tir abi. Aha burası 2 çarpı tanjant x'miş. E burası da dikti zaten. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani 2 çarpı tanjant x. 2 çarpı 2 tanjant x bölü 2. E burası da alan ne gelir? 2 tane tanjant x gelir değil mi? 2 tanjant x'ten bunu çıkaracağım. Sonuç bu olacak. Çünkü yeşile boyalı bölgenin alanı da zaten buymuş. Pekala o halde diyorum ki 2 tanjant x'i ben 2 sin x bölü cos x biçiminde yazarsam bundan da 2 sin x cos x'i çıkaracağım ya bundan bunu çıkarınca ne kalır diye sorulmuş bana. Şimdi o halde ben şöyle diyeyim 2 sin x parantezini alayım burayı 2 çarpı sin x parantezinde burada 1 bölü cos x kalır sol tarafta sağ tarafta da cos x'in ta kendisi kalır. Bunu 2 çarpı sin x parantezinde bak Şurayı kosinüs x ile payda eşit dersen 1 eksi kos kare x'ten sin kare x gelir. Alt tarafta da kosinüs x'in ta kendisi gelir. 2 sin x'i de içeri dağıtırsan 2 çarpı sin küp x bölü kos x'i elde edersin ki bu da bana zaten d şıkkını verir. Doğru cevap d olacaktı deriz 29. sorumuz için. 30. soru için bir sonraki sayfadayız. X dar açı olmak üzere 2 kot x eşittir 6 kos küp x artı sinüs 2 x denklemi veriliyor. Buna göre denklemi sağlayan x değeri için tan kare x değeri kaçtır? Burada kosinüs var sinüs var şu kotanjant işi bozuyor gibi. Değil mi? Kotanjant işi bozuyor gibi. Kotanjantı e, kosinüs bölü sinüs yazalım bakalım. Şöyle. Eşittir dedim. Diğer geri kalan yerler aynen kalsın hatta aynen kalmasın. Cos küp x. Bak burada x verilmiş. Burada x verilmiş. Burada 2x var. 2x'i de o zaman yarım açı formülünden 2 çarpı sin x çarpı cos x diyelim. Aha da denklemin tamamı 2'ye tam bölünüyor. 2'leri götürelim. Şurası 3 olsun. Şurası da gitsin. Tamam mı? Şimdi cos x bölü sin x var burada. Ben bunun tamamını sin x bölü cos x de yani aslına bakarsan tanjant x de çarparsam. Şurası şuraya gider 1 kalır. Eşittir. Şimdi Kosinüse böleceğim sinüsle çarpacağım. Burası ne olur biliyor musun? 3 çarpı kos kare x çarpı sinüs x olur. Artı burası kosinüse böldüm. Sinüste çarptım. Sin kare x gelir. Bir var bak bir var ee, sin kare x var. Bunu bu tarafa atarsam mükemmel bir şey olur bence. Birden sin kare x'i çıkarırsan kos kare x gelir. Eşittir. 3 tane kos kare x çarpı sinüs x olur. Hatta bu kos kare x'i de bu tarafa atarsak keşke önce diğerini atsaydık. 3 tane kos kare x çarpı sinüs x eksi kos kare x Eşittir sıfır olur. Şimdi kosinüs kare x parantezin alırsam ben bunu 3 çarpı sinüs x eksi 1 yapar eşittir sıfır dedim. Şimdi burası ya bu sıfırdır diyeceğim ya da burası sıfırdır diyeceğim. Burası sıfırsa kosinüs x 0 olur. Burası sıfırsa sinüs x 1 bölü 3 olur. Tamam. Şimdi kosinüs x sıfırsa e, x 90'dır ama şimdi dar açılarda da dar açılarda da kosinüsü sıfır yapan bir değer yok. Demek ki buradan kök gelmez. Sinüs x 1 bölü 3'müş. Hemen bir tane üçgen çizeceksin abi. Şuraya x diyeceksin. Sinüs 1 bölü 3 ise burası 1'dir, burası 3'tür. Burası nedir? 2 kök 2'dir. Benden istenen tan kare x. Tanjant x nedir? 1 bölü 2 kök 2. Ben bunun karesini alırsam 1 bölü 8'i bulurum. Doğru cevap a şıkkında verilmiştir deriz. Geçtim 31'e. Aşağıda verilen her eşkenar üçgenin iki köşesi o merkezli çemberin üzerindedir. Yerleştirilen her iki eşkenar üçgen arasındaki açı da alfa derecedir demiş. Kök 3 tan a bölü kos'a eşittir kot alfa bölü 3 sin a eşitliği sağlandığına göre çember içerisinde kaç adet eşkenar üçgen yerleştirilmiştir diye soruyor. Bence burada alfayı önce bulmamız gerekiyor. Alfayı bulabilmek için şunların arasındaki bağıntıyı da çözmemiz lazım. Hadi bir çözmeye çalışalım bakalım. Öncelikle ben şu kök 3 çarpı tanjantayı sinüs alfa bölü kosinüs alfa biçiminde yazdım böldüm kosinüs alfaya eşittir üst tarafı kosinüs alfa bölü sinüs alfa biçiminde yazdım alt tarafta da 3 çarpı sinüs alfamız var İçler dışlar çarpımı alırsak 3 kökü çarpı sin kare alfa bölü kosinüs alfa elde edilir şurada alırsak da kos kare alfa bölü sinüs alfa elde edilir tamam mı yine bir içler dışlar çarpımına gidilirse 3 kökü çarpı sin küp alfa eşittir Cos küp alfa elde edilir. Buradan sin küp alfayı karşıya atarsam 3 kök 3 eşittir kotanjant küp alfa elde edilir. Tamam bence bu yeterli. Neyin küpü 3 kök Tabii ki kök 3'ün. Demek ki kotanjant alfa dediğimiz değer kök 3 olacak. Ve e, gençler kotanjant alfa kök 3 kotanjant kök 3 yapan açı nedir? 30'dur. Demek ki şu alfa 30 dereceymiş. Şimdi ben şunları şöyle şöyle çekersem üçgenin merkezinde şey çemberin merkezinde birleşir değil mi bunlar? E birleşeceği gibi burayı da iki eşit parçaya ayırır. İki eşit parçaya ayırır. E buralar 15 15 ise bak şurası 15 burası 15 ise e şurası da 15 yapar değil mi bu arada? Şimdi 15 15 dedik. Tamam eyvallah. Bunlar eşkenar üçgen miydi? Evet hocam eşkenar üçgende. E burası 15 ise şurası da 60 değil mi? Yani 15 eşkenar üçgen olduğu için 60 değil mi? Şurası 60. E buralarda 15 e 15 dedik. Şimdi ne yapacağız? Şunu yaparız. Hocam şuraya 75, buraya 75, 150 o zaman şuraya 30 kalmaz mı? Kalır. Değil mi? O zaman tek geriye artık 360 30'a bölerek ben burada 12 tane e, üçgen çizilmiştir demem kalır geriye. Cevap da B şıkkı olur. Geçtim 32'ye. Zemini kare biçiminde olan bir balkonun mavi boyalı sürgülü kapısı şekil 1'deki gibi tamamen kapalı konumdayken 6 birim açıldığında odadan gelen ışık yardımıyla zeminde 360 birim karelik alan şekil 2'deki gibi aydınlatılmıştır. Bak şurası 360 birim kareymiş. Şimdi kare biçimindeydi değil miydi bu? Buraya A dedim. Şuraya da A dedim. O zaman üst taban artı alt taban yani A artı 6 çarpı yükseklik Bölü 2 bana neyi vermiş olması gerekiyor? 360'ı. E bölü 2 360'ı veriyorsa karşıya atarsam 720 olur. Aralarında 6 fark olup da çarpımları 720 olan sayı nedir diye düşünmem gerekiyor şimdi benim. Tabii ki 24 kere 30'dur arkadaşlar. 24 kere 3 72 idi çünkü. E güzel o zaman A'mız 24 ise demek ki burası 24 birim kareymiş. Burası da 24 birimmiş. Burası da 24 birimmiş. Şimdi ne diyor bana? kapı 6 birim daha açılırsa şurası yani 12 olursa burası. E, diyor ki şekil 2'deki şekil 2 ile şekil 3'te zemin üzerinde oluşan aydınlanmamış üçgensel bölgelerin benzer olduğu görülüyor. Şimdi dur burası 24 ise şurası 12 değil midir? Burası 24'tür değil mi? 12 e, şurası 24 ise 6 çıkardım gençler özür dilerim. 24'ten 6 çıktı 18. 18 24 var değil mi? Tamam güzel. 18-24'ü nasıl aydınlatabiliriz? Şöyle 3, 4, 5 üçgenini düşünün 6 katı 18, 6 katı 24, 6 katı 30 demek ki burası 30 oluyormuş tamam güzel. Şimdi 3, 4, 5 oranı varmış kenarlarda e burada da 3, 4, 5 oranlaması varmış. Şimdi diyor ki şekil 3'te zemin üzerinde aydınlanmamış bölgenin alanı en çok kaçtır? Abi bir kere burası 24 iken burası 12 ise buraya 12 kalmıştır. Şimdi 3, 4, 5 üçgenini uyarlamam lazım benim burayı. Şuranın dik olduğunu unutmayın. 3, 4, 5'e nasıl uyarlarım? Ya bunu 4 katından 12 derim. 4 katından 16, 4 katından 20 derim. Ya da bunun 3 katından 12 derim. 3 katından 9, 3 katından 15 derim. E hangi üçgenin alanı fazla olacaktır? Kenarı uzun olanın değil mi? Demek ki burası 12, 16, 20'ymiş. O zaman bunun alanı nedir? 12 çarpı 16 bölü 2'dir. 2 ile şunu sadeleştirdim. 6, 6 kere 16 bana 96'nın ta kendisini verir. Yani 30 kaç? 32. sorumuzun cevabı da böylelikle 96 yani B şıkkı olmuş olur dedik. Ve devam ediyoruz bir diğer sayfada 33. sorumuzda. Güzel bir altıgen verilmiş dik koordinat düzleminde. Bu altıgen sağ tarafa doğru yatırılmış. Yatırıldıktan sonra da K noktası yani şurası sevgili arkadaşlarım 18'e 4 köküç olmuş bak. 18'e 4 köküç yani şuranın apsisi 18 buranın yüksekliği 4 köküçmüş. Bir kere altıgen olduğu için burası 120'dir. O zaman şuraya 60 kalır. 60'ın karşısı 4 kökü ise şurası 30'dur ve 30'un karşısı 4'tür. Aynı zamanda 90'ın karşısı 8'dir. O halde altıgenin bir kenarı 8 ise burası da 8'dir diyebilirim. Burası 18'de 18'den şuradaki 12'yi çıkarırsam şu kısım 6 birimdir. Değil mi? Peki. Şimdi diyor ki dönme işlemi sırasında A köşesinin Y eksenine değdiği noktanın ordinatı. Bir kere A köşesi buraya değecekse Şimdi B'nin etrafında döndürülüyor ya. Varsayalım ki şuradan geçmiştir diyelim. E zaten bu dönerken şöyle bir görsele sahip olmayacak mı abi? Demek ki burası da altıgenin bir kenarı olacak. Yani burası da 8'miş. E ben buranın dik olduğunu biliyorum. Artık geriye sadece Pisagor kaldı. 8'in karesi olan 64'ten 6'nın karesi olan 36'yı çıkarıp karekökünü kökünü alırsam eğer şu uzunluğu elde etmiş olurum. E doğal olarak da ordinatı bulmuş olurum. 64'ten 36 çıkarsa 28 kalır. 28'in karekökü de 2 kök 7'dir. Demek ki cevabımız 2 kök 7 olacaktı. Yani cevap D şıkkında verilmiştir deriz. 34'e bakıyoruz. Eren birbirine dıştan teğet olan 15 birim yarıçaplı çaplı 3 çemberin bulunduğu düzleme birbirine paralel D1 ve D2 doğrularını şekildeki gibi çizince D1 doğrusu üzerine üzerinde 24 birim uzunluğunda mavi ve turuncu kirişler oluşmuş. İkisi de 24 birim uzunluğunda. Şimdi ben tutup yarıçapı şu şekilde şuraya dikindirirsem Tutup bunu da şu şekilde dikindirirsem bunlar birbirine eşit olacaktır değil mi? Yani ikisi de zaten birbirine eşit. Şurası 12'ye 12 bölecektir. Burası da 12'ye 12 bölecektir. E şimdi abi tutup ben şunları merkezlerini birleştirirsem. 15 burası, 15'te burası yarı 15 de burası. yarıçaplar çaplar 15'erdi. Etti burası 30 zaten. Değil mi? Etti burası 30. E tamam güzel. Şimdi ben buradan nasıl yürüyebilirim onu düşüneceğim. Abi şurası 12'ydi. E burası da 12'ydi. Bunu lütfen unutmayalım. Bir de benden ne istenmişti şimdi onu bakalım. D1 ve D2 doğruları kırmızı noktalarla belirtilen teğetlerin değme noktalarından geçtiğine göre 3. çemberin merkezinin yani şunun D1'e olan uzaklığının D2'ye olan uzaklığına oranı hangisidir diye soruluyor. Şimdi ben bunu tutup şu şekilde şuraya kadar değdirsem tamam mı? D1 noktasının şurayı kestiği noktaya kadar değdirsem. Ben şunu biliyorum abi. Burası 15'ti zaten. E burası da 15'ti. Burası da 15'ti. Doğru mu? Doğru. Şimdi o halde o halde Şöyle bir şey yapsam nasıl olur sizce? 15 15 15 olduğunu biliyorum. Şunu şöyle çekersem eğer. Bak bunu böyle çekersem. Öncelikle şuna bakalım biz. Şurası bak 12 idi. Şurası 12 idi. Acaba şu ikisi arasındaki mesafeyi ben elde edebilir miyim? O ikisi arasındaki mesafeyi bulursam sorun net bir şekilde çıkacak çünkü. Peki o ikisi arasındaki mesafe nasıl elde edilir buna bir bakalım. Abi şurası 12 burası 15 ise ne 12 15 üçgeni var 9 12 15 üçgeni mi var? Aynen öyle. Aha şurası 9 burası 12 burası 15. O zaman şuraya 6 kalır mı kalır. Demek ki gençler bakın demek ki burası 6 ise burası 6 ise ben yine tutup şunu şu şekilde çekecek bak zaten burası 12 idi ya. Şöyle göstereyim ben size. Şunu şöyle çekecek olursam 15 o zaman şurası kaç olur yine 9 olmaz mı? Şurası 9. E burası da 6'ydı. E şimdi şuraya ne kalır? 6 zaten ya bak şurası 6 değil mi abi? Yani D1 ile D2 arasındaki mesafe kaçmış? 6. Bu cepte. Bak bu cepte. Şurası 6'ysa E şimdi D1 D2 var. E şuraya da 6 kalmaz mı? Şurası da 3'ten şurası 9 olmuyor mu zaten? Tamam. Burası da 9. Çok güzel. Bak burası 9'du, burası da 9 oldu. Zaten birbirinin aynısı olan bak kelebekten de görebilirsin bunu. Şu şekilde. Burası 9, burası 9. Şimdi burası 9 iken rica ediyorum şu üçgene odaklan. Buradaki üçgene odaklan. Ben bu üçgende tabanın 9 olduğunu biliyorum. Şurası da 1'e 3 oranı yok mu? O zaman 3'e 9 oranı vardır. Yani şurası 3'müş. E buranın tamamı 6'ydı. O zaman burası da 3'tür. Yani 3 bölü 3 soruluyor bize. 3 bölü 3 kaçtır? 1 yapar. Cevap da eşitliği olur. Sağ üst taraftayım. Aşağıdaki merkezleri E, F, G ve H olan 4 tane eş daire diliminden oluşan ve zemine dik bir çubuğa bağlanmış rüzgar gürü verilmiş. Rüzgar gürünün zemine en uzak noktası A ile zemine en yakın noktası C'nin zemine olan uzaklıkları farkı 12 birimdir. O zaman demek ki bunların arasındaki fark 12'ymiş. Yani ben bunu şöyle çekersem, şunu da şöyle çekersem eğer bu ikisi arasındaki mesafe aslında 12 oluyormuş gençler. Tamam mı? Güzel. BDE açısı. B, D, E. Yani şuradaki kalan açı 30 dereceymiş. Bana bu verilmiş. Tamam ne diyor şimdi? Rüzgar gülünü oluşturan daire dilimlerinin her birinin alanı sorulmuş. Alan bulacağız. Şimdi arkadaşlar bu şekil 4 tane eş şekilden oluşmuş. 90, 90, 90, 90. E bir kere o zaman ben şöyle bir şey yapsam. Şunu şöyle çekersem. Hani bunu böyle çektiğim zaman şurası 30 olmuyor mu? O zaman ben diyorum ki bunu böyle çekersem burası da 30 olur. Aynı zamanda şu yarı çapsa bu da yarı çap değil mi? O halde bunlar eşkenar, e, ikiz kenar üçgen geldi. Demek ki burası da 30. 30-30, e, 60 yaptı. Demek ki burası 120. Şimdi güzel kardeşim şunu tuttuk. Şöylece uzattık. Uzattıktan sonra şurası dik mi? Dik. Şurası 120 ise şurası 60 mı? Evet. O zaman şuraya ne kalır? 30 mu? 90'ın karşısı hani 90'ın karşısı 30'un karşısının iki katı ya o zaman ben gidip şuraya 2A dersem 30'un karşısı A olur. Şimdi yarı çapı 2A kabul ettik. Demek ki burası da 2A mı? O zaman burası da 2A mı? O zaman burası da A mı? Etti. 3A burada. 3A burada. 6A. 12 ise A2'dir abi. Demek ki bu e, dairelerden bir tanesi. Hani yarı çapı 2A demiştim. 4'müş demek ki. Şimdi o zaman şunu söyleyeceğiz artık biz. Burasının 150 derece olduğunu ben biliyorum artık. 120 derece olduğunu biliyorum. Özür dilerim. Ve 120 derece bir dairenin üçte biri. O halde ben bunların alanını nasıl buluyordum? Pi çarpı r kare. Yani 4'ün karesi 16. 16 pi bir tam dairenin alanı. Bunun üçte biri bunun bir tanesinin alanı. E bundan kaç tane var? 4 tane var hocam. O zaman 4 çarpı pi bölü 16. 4 çarpı 16 pi bölü 3. Bana cevabı vermiş olması gerekiyor. Ama vermedi sanırım 64 bölü 3 geliyor. Nerede hata yaptık? Bir daha bakalım. Ben bunun bir tanesinin yarı çapını ne buldum? 4 buldum değil mi? 3A burada 3A burada 6A 6A 12 ise A 2 işte. dedik. Demek ki burası 4'tür dedik. Pekala bir tanesinin alanı pi çarpı r kareydi. Yani 16 pi idi. E ben bunu 120 e, derece olduğu için 3'e böldüm bir tanesini buldum. 4 ile çarparsam tamamını bulurum. Ama her birinin alanı sorulmuş. He tamam 4 ile çarpmayacağız yani. Ben tamamının alanını buluyorum. Cevap direkt 16 pi bölü 3. Yani Bursa seçeneği. İyi ki bir daha okuduk soruyu. Evet, 35'i de çözdük ve B dedik. Devam ediyoruz 36 ile. Bir çizim programında çizilen çember şekil 1'deki görüntüye sahipken ekranın alt köşesinde verilen büyütme tuşuna K noktası sabit kalacak biçimde basılıp şekil 2'deki büyüklüğe getirildiğinde çember ekranın alt kenarına teğet olmuş arkadaşlar. Şimdi şöyle göstereyim ben size. Şuradaki büyütece basılmış. Basılınca gençler buradaki K noktası ekranın tam sabit noktası olmak üzere çemberin şu alt kenarı buraya teğet olmuş. Şekil 1'de çemberin alt kenarı da olmaz ama neyse siz anladınız. Şekil 1'de çemberin ekranının, çemberin ekranın kenarlarına en yakın uzaklığı 3 birim. Yani 3 birim ve 5 birim. Ve diyor ki Ekranın uzun kenarı kısa kenarının bir buçuk katıdır. He, yani burası 3K ise burası 2K gibi. Buna göre şekil 2'de X de ifade edilen uzunluk kaç birimdir diye sorulmuş. Şimdi bakalım abi X dediği yer şurası bu arada. Şimdi düşünelim biz. Şöyle diyelim. Teğet olduğu yere şurası dik değil mi? O zaman demek ki merkezimiz bizim şu e, çerçevenin dik kenarlarının birinin üzerinde. Yani şurada. Ve burası R. Tamam. Aynı zamanda şöyle diyeyim ben. Şunu şöyle birleştirirsem eğer. Şuraya merkez değil. Ben buraya R, buraya R diyeyim. E ben bunu büyütünce, ben bunu büyütünce ne kadar büyümüş? %100'den %300'e gelmiş. Yani 3 katına mı çıkmış? O zaman ben şöyle bir cümle kurabilirim abi. Bunun yarı çapı ise burası 3R'dir. Başka bir şey değildir. E şimdi burası ekranın kısa kenarı. E burası da ekranın kısa kenarı. Demek ki 8 artı 2R eşittir. 3 artı 3R'ye eşit olacak buradan 2r'yi bu tarafa bu tarafa atarsam 5 r gelir. Aslına bakarsan burası 5, burası 5 miymiş? Toplamı 18 mi yapar? 18'in 1,5 katı bana 27'yi verir. Yani buranın uzunluğu 27'ymiş. Tamam bu cepte. Bunda bir sıkıntımız yok değil mi şimdi? E şurası 3r'dir. Şurası da bana 3r'yi verir mi hocam? Yani r kaçtı? 5'ti. O zaman burası da 15'tir. Burası da 15'tir. Aynı zamanda şuranın tamamı 27 iken yarıçapımız 15 değil mi? O zaman buraya 12 kalmaz mı? 9 12 15 üçgeni demez miyim? Demek ki ben 27'den şuradaki 9'u çıkarırsam eğer ki burası 18 olur. Demek ki x uzunluğu bana 18'in ta kendisini verir diyeceğim ama yanlış oldu. Çünkü orası 27 değildi. Buranın tamamı gençler 18'di. 18'den 9'u çıkarırsam burası bana 9'u verir. Yani cevabım E şıkkında verilmiştir diyebilirim gönül rahatlığıyla. Kaçıncı sorumuzda 36. sorumuzun cevabına E şıkkı dedik ve devam ediyoruz 37 ile. Dik koordinat düzleminde 0 6 6 ya 0 eksi 6 ya 0 noktaları veriliyor. Hipotenüsleri AB AC olan kenarları eksenler üzerinde bulunmayan ikiz kenar dik üçgenler ile bir kenarı BC olan kare çiziliyor. Şimdi dur baya detaylı bir şey çizeceğiz gibi duruyor. ABC noktalarını vermiş bize 0 6 6'ya ya 0 eksi 6 ya 0 hemen bunu çizelim. Şöyle yaptım x ekseni böyle yaptım y ekseni. Şuraya x ekseni diye belirtelim. Buraya y ekseni diye belirtelim. Şimdi diyor ki A noktası 0,6. 0,6 neresidir o zaman? Şurasıdır Ankara. Sonra 6'ya 0. 6'ya 0 burası A noktasıydı. 6'ya 0 da şurada bir yerde olsun. Tamam burası da B noktası. C noktası da eksi 6'ya 0'mış. O zaman burası da eksi 6 olur dedik. Sonra diyor ki hipotenüsleri AB ve AC. AC, AB şurası abi. AC de şurası. Hipotenüsleri bunlar olan. Ee, ve kenarları eksenler üzerinde bulunmayan ikiz kenar dik üçgen. E, kenarları eksenler üstünde olmayacaksa yani diyor ki şöyle çizmeyeceksin sen bu üçgenleri diyor. E, nerede olabilir başka hipotenüsleri bunlarsa? Mecburen ikiz kenar dik üçgensi de şöyle olacak abi. Bunu biraz daha şöyle küçültebiliriz. Hatta ve hatta şöyle diyelim mi ya? Diyedebiliriz diye de biliriz aslında. Şöyle yapalım. Ve bir de şöyle yapalım. Tamam mı? Hangi üçgenlerden bahsediyoruz biz şimdi? Şunlardan bahsediyoruz. Tamam, çok güzel, mis gibi oldu. Şimdi diyor ki iki üçgenlerle bir kenarı BC olan BC şurası abi. Ve çizildiğinde iç bölgeleri kesişmiyormuş. Bir kare çizilecek. Şimdi bir kenarı BC ise demek ki bir kenarı 12 birim olacak. Ve iç bölgesi üçgenlerle kesişmeyecekse demek ki sevgili arkadaşlarım benim karem bu şekilde olacak. Şöyle kare diyelim. Tamam? Şimdi diyor ki yukarı doğru çıkalım. Buna göre dik üçgenlerin ağırlık merkezleri. Dik üçgenlerin ağırlık merkezi şuralarda bir yerde olur. Birisi şurası olur. Öteki de şurada bir yerde olur değil mi? Tamam. E, karenin ağırlık merkezi. E, kare 12, 12 ise karenin ağırlık merkezi şuradadır. Yani burası da eksi 6 abs, e, ordinatlı noktadır. Biliyorsun karenin ağırlık merkezi de burası. Bunları köşe kabul eden üçgenin alanı. He tamam. Şu soruluyor yani. Şuradaki üçgenimizin alanı soruluyor bize. Tamam güzel. Bulabiliriz bence. Şöyle yapalım. Şimdi sağ taraftaki üçgene odaklanalım biz önce. Sağ taraftaki üçgen için. Şöyle diyelim mi gençler. Ben buranın 6 olduğunu biliyorum. Şunu şöyle çekersem eğer. Ağırlık merkezinden geçtiği için. Bak ağırlık merkezinden geçtiği için. E, burası 2K iken. Şurası K'dır diyebilirim. Tamam mı? Burası 2K iken. Orası K'dır. Ekstradan. Ekstradan. Bir daha şöyle bir bakalım. E, 2K'ya K. O zaman ben bunu şu şekilde yapsam. Şöylece uzatsam. 2K'ya K. Değil mi? 2K'ya K. Ağırlık merkezinden geçtiği için de şöyle bir şey mümkün mü acaba? Şurası şöyle eşittir diyebilir miyim? Çünkü ağırlık merkezinden geçiyorsa kenar ortayların kesişim noktası ağırlık merkeziydi. Burası 3'e 3'tür yani. e Şimdi o zaman 2'ye 3 oranı varsa demek ki şurası e, neymiş? Şurası 2'ymiş. Değil mi? şimdi bunu yaptık da işimize yarar mı diye şöyle bir bakıyorum. Orası 2 ise şurası da 2'dir. Anında burası 4. E burası 6 demek ki burası da 2. O zaman tam simetri olduğu için 2 2'dir. Yani çok güzel oldu. Şu kısım yani üçgenimizin tabanı diye nitele, niteleyebileceğimiz yer 8 birim kareymiş. E o zaman yine aynı mantaliteyle düşünürsek K'ya 2 K 2K ise yine burası da 2'ye burası 4 birim değil midir? E burası da 6 birimdi. O zaman benim buradaki oluşan üçgenimin yüksekliği de 10 birim Taban 8 yükseklik 10. 8 çarpı 10 bölü 2 bana 40'ı verir. 40'ı verir. Doğru cevabımız da 40 birim karedir diyebiliriz. Ee, cevap ha 38'e bakıyorum ya. 40 burada arkadaşlar. Diğer sorunun şıklarına gittim. 40 arıyorum. Özür dilerim. Cevabımız 40 olacaktı. 37. sorumuzun cevap A'ydı. Şur kısmı sildim. Dik koordinat düzleminde A noktası 0, a 6 noktasının AX doğrusuna göre simetri k. 9'a 0 noktasının AY eşittir X doğrusu hemen Y eşittir 1 bölü AX diyelim mi? Bu doğruya göre simetri de N k olarak veriliyor. A1'den büyük olduğuna göre A1'den büyükse şurası eğimi pozitif olan ve eğimi de bir de Y eşittir ikisinin de üzerinde olan bir doğru olacak. M artı N bölüm N eksi M. Oo. Biraz zor bir soru. Şimdi şöyle yapalım. Ensesi kalın bir soru yani. Şöyle yapalım. Hatta şunu silelim ve biraz da aşağı çekelim. Evet. X, Y eksenlerimizi oluşturduk. Şurası Y eksenimiz. Burası X eksenimiz olsun. Şimdi AX doğrusu eğimi e, birden de büyükse. O zaman ben bu AX doğrusunu şöyle çizeyim. E, 1 bölü AX doğrusu da şuna benzer bir şey olacaktır. Şu şekilde. Tamam mı? Şimdi bunun üzerinde bir e, 0'a 6 noktası. 0'a 6 noktası şurası olsun arkadaşlar. 9'a 0 noktası da burası olsun. Tamam Şimdi diyor ki 0.6 noktasının ax doğrusuna göre simetri yani şuna dik olarak indirirsem şurada bir yerde olur. Bunun da buna da göre simetri şurada bir yerde oluyormuş gençler. Şöyle gösterelim. Burada bir yerde oluyormuş tamam mı? Ve bunların dikkat ettiysen ikisinin de ordinatları aynıysa ben o yüzden bunu bu şekilde ifade ettim. Şurası sevgili arkadaşlarım k apsisi noktamızmış aynı zamanda. Ve bunun simetriği M'ye K olduğuna göre burası M'dir. Bunun simetriği N'ye K olduğuna göre burası da N'dir derim. Tamam güzel. Şimdi simetrik oldukları için şununla şu birbirine eşit. Aynı zamanda burası da burası birbirine eşit. Ve simetrik oldukları için buralar diktir. Dik olduklarına göre de ben artık şöyle bir cümle kurabilir miyim? Şunu şöyle çekersem. Bunu da böyle çekersem gençler. Şuradaki açımız da şuradaki açımız eşit olacaktır. Şurası beta ise burası da beta olacaktır derim. Tamam mis gibi oldu ha. Güzel. Bu da afilli bir şekil ortaya çıktı. Şimdi gençler iyi dinleyin beni. Şunun eğimi ne? A. Değil mi? Bunun eğimine 1 bölü A. Eğimler çarpımı 1 mi? Evet. Eğimi ben tanjanta bulur muyum? Evet. Tanjant alfa ile tanjant tanjant alfa ile tanjant beta'nın çarpımı alfa beta. Tanjant alfa ile tanjant beta'nın çarpımı peki ee, bize neyi verir abi? Biri verecekse o zaman şöyle bir durum var. Demek ki şurasının eğimi aslında bana kotanjantı verecek. Yani burası karşı bölü komşusu aslında e, diğer ihtimale göre komşu bölü karşı oluyor ya yani kotanjanta göre. Demek ki alfa ile beta birbirine eşitmiş. Aa çok güzel. O zaman ben şöyle diyebilirim. Buradaki beta'yı sileyim abi. Biraz yaklaşıp silelim yoksa her şeyi sileceğiz şimdi. Şunu sildim, şunu sildim, bunu da sildim, bunu da sildim. Burası da alfadır. Burası da alfadır dedim. Tamam güzel. Şimdi gel gelelim madem bu alfalar eşit. Bunların hepsinin sinüsü de eşit olur. Tanjantı da eşit olur. Kotanjant hepsi birbirine eşit olur. Çünkü alfa abi ikisi de alfa. M artı N bölü N eksi M şimdi. M artı N bölü N eksi M. Hmm, i̇kisinin toplamının iki absisinin toplamının iki absisin farkına pozitif farkına oranı sorulmuş. Düşünelim Şimdi e, bunların açıları birbirine eşitse. Bak açıları birbirine eşit. Burası 6'ya 6'lık bir ikiz kenar üçgen. Burası e, 9'a 9'luk bir ikiz kenar üçgen. Madem öyle arkadaşlar şöyle bir şey desem olur mu? Bu üçgenlerin benzerlik oranı 6'ya 9'dur. 6'ya 9'da 2'ye 3'tür Değil mi? 2'ye 3 şuradaki üçgenle şuradaki üçgen benzerlik oranına sahiptir dedim. Çünkü burası 9 ve burası 6 birim. Şimdi madem öyle üçgenlerin benzerlik olan oranları 2'ye 3 ise alanlarının benzerlik oranları 4'e 9'dur kareleriyle. Şimdi ben buradaki üçgenin tabanına 6 desem yüksekliğine de şurası yani M desem. Bakın şurası M birim değil miydi? M desem. O halde 6 çarpı M bölü 2 bana buradaki üçgenin alanını verecektir. Aynı takdirde şurası 9 değil mi? Şurası kaç birim? K. O zaman 9 çarpı K bölü 2. Şimdi diyorum ki ben eğer ki şunu şuna bölersem bunu buna bölersem bana 4 bölü 9'u verecek. Aa çok güzel. Şimdi bak buradaki, 9'da buradaki 9 buradaki 9'u götürdüm. Buradaki 2 ile buradaki 2'yi götürdüm. Bunu 2'ye böldüm 2. Bunu 2'ye böldüm 3. Yani ne kaldı benim elimde? 3m bölü k eşittir 2. O zaman 3m eşittir 2k diyebilir miyim? E, tabii ki de derim. Şimdi 3m 2k'ya eşitse ben m'yi m'yi 2h diye ifade ederim. K'yı da 3h biçimi de ifade ederim. Değil mi? Şimdi M neydi abi? Şurası 2H. Güzel. K neydi? O da şurasıydı. E burası da 3H'mış. Şimdi ben N'yi nasıl bulacağım? Ne dediğim yer aynı zamanda şurası değil mi? Güzel. Şimdi düşünelim abi. Burada bir e, benzerlik benzerlik bir şey yapmam lazım benim. Bir şey çıkarmam lazım. Şimdi düşünüyoruz. Şöyle diyelim. E, öncelikle şurasının M olduğunu biliyoruz ya. Tanjant 2 alfaya girsem mi diye düşünüyorum açıkçası. Tanjant 2 alfaya girsem mi? Vallahi girilir. Niye biliyor musun? Şurası 2 alfaya. Şurası da dik değil mi abi? Ben şuraya 2 h bulmadım mı? Tanjant 2 alfa eşittir. 2 haşın 3 h'a oranı 2 bölü 3 yapmaz mı? Şimdi gel gelelim şuraya. Şunu düşün. Şunu düşün. Tamam. Şurası neydi? Burası 3 h'ti hocam. O zaman tanjant 2 alfaya bak. Şuradaki 2 alfaya bakıyorsun bu sefer. Karşısı 3 Haş komşusu n ve bu da bana 2 bölü 3'ü vermeyecek mi? Çak içler dışları 2 n eşittir 9 h n eşittir 9 h bölü 2. Şimdi abi ben n'yi h cinsinden bulmuşum. m'yi de h cinsinden bulmuşum. E götür yerine yaz o zaman. m'miz 2 h'tı. n'miz 9 bölü 2 h'tı. 9 bölü 2 h eksi 2 h. Üst taraf üst taraf 4 buçuğa 2 eklersen 6 buçuk yapar. 13 bölü 2 haştır. Alt taraf 4 buçuktan 2'yi çıkarırsan 2 buçuk yapar. O da 5 bölü 2 haştır. E burada bölü 2'leri ve haşları götürürsen 13 bölü 5 sana cevabı verir. Doğru cevap D şıkkı olacaktı. Harbiden. Bence bu denemenin en zor sorusu buydu diyebilirim. Ve geçtim 39'a. Teoman öğretmen geometri dersinde öğrencilerine aşağıdaki çizimleri sırasıyla yapmalarını söylüyor. Neler yapmasını söylemiş bir bakalım. Dik koordinat düzlemini çiz. Orijinden geçen M merkezi bir çember çiz. Orijinden geçen M merkezi. Orijinden geçecek diyor. Merkezi orijin olsun demiyor. Çizilen çember o ABC karesinin çevrel çemberi olsun istiyor. Karenin iki kenarı eksenler üzerinde olup BC tamam. Karenin iki kenarı eksenler üstünde falan olsun istiyorsa önce kareyi çizmekte büyük fayda var. Bak iyi dinle şimdi beni. Önce kareyi çizeceğim. Şöyle çizdim. Tamam mı? Sonra diyor ki e, bu karenin çevrel çemberiymiş bizim az önce çizeceğimiz olan çember. Yani ben bunu da şöyle çizeyim. Tamam mı? Şöyle yapalım. Sonra da şunu şöyle yukarı taşıyınca bu karenin çevrel çemberi oluyormuş arkadaşlar. Şöyle yapalım. Birazcık şöyle küçültürsem sanki olacak gibi ama olmadı. Niye olmadı? Çok merak içerisindeyim. Şöyle yapalım bakalım. Şimdi olacak mı? Sanırım birazcık şöyle büyütmek gerekiyor birazcık da şöyle kaydırırsak oldu diyelim mi ya? Oldu oldu. Değil mi? Şimdi bak diyor ki, ee gençler, çizilen çember o ABC karesi. O ABC karesi diyorsa o şurası ya. O ABC olur burası. Daha sonrasında da bize demiş ki bak, karenin iki kenarı eksenler üzerinde. Evet biz de öyle yaptık zaten. BC yayı üzerinde. Yani şu yay üzerinde. Alınan bir E, 12'ye K noktası, bir tane nokta alacakmışız, apsisi 12 olan A köşesiyle birleştirildiği zaman E A kirişi BC C kenarını orta noktasını kessin istiyor. Şimdi bunun orta noktasına ben şurası diyeyim göz kararı. Şunu eğer şöyle çekecek olursam, işte arkadaşlar E A demişti ya, bak E noktası burasıymış, yani buranın apsisi 12'ymiş, ordinatada tabii K birim olacak, yani şurası da K'ymiş. Tamam güzel. Şimdi burası orta nokta ya ben buraya A desem. Şuraya da A desem. Karenin bir kenarı 2A olur mu? Olur. Neyi sormuştu bize? Yukarıdaki yönergeleri doğru tamamlayan bir öğrencinin bulduğu çemberin denklemi nedir? Çemberin denklemi soruluyor abi. Tamam güzel. Şimdi ben abicim tuttum. Şu A'dan buraya kadar çekmiştim ya. Bunu böyle uzatsam. Tamam bunu böyle uzatsam. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Ben buradaki doğrunun denklemini yazarım abi. Nasıl yazacaksın hocam? Şöyle iyi dinle şimdi beni. Bunun eğimine bakacak olursan 1 bölü 2 ama azalan olduğu için eksi 1 bölü 2. O zaman y eşittir. Eksi x bölü 2 dedim. E 0 yerine yazınca şurası 2a değil mi? 0 yerine yazınca da 2a'dan geçiyor. Tamam bunun denklemi bu. Bunun denklemi buyken 12'yi yerine yazınca nereden geçer? Y eşittir. Eksi 6 artı 2a. Yani y dediğim yer burası k değil miydi abi? Demek ki k eşittir. 2a eksi 6'ymış bak. Şu yani ben buradan k'yi silerim artık ve derim ki ben buraya 2a 6'dır abi burası. 2a 6. Tamam, güzel. Şimdi burası 2a 6 idi. Bunda bir sıkıntımız yok. Şuranın dik olduğunu görüyorsun. Burası dikse abi, çember yayının üzerinde olduğu için ki ben hani öyle olsun diye sana şey yapmıştım. Tam çizememiştim. E burası dikse demek ki çapı görüyor abi bu. E şimdi gel şöyle yapalım güzel kardeşim. Şuradaki E noktası çemberin üstünde değil mi? Çemberin üstünde. O zaman ben şunu şöyle çekersem bu da mı çapı görüyor? Bak burası çap abi burası çap. Bu da mı çapı görüyor? O zaman burası dik değil mi? E madem öyle burası dikse şurası da dik değil midir? Evet. E şimdi şöyle bir şey yapsak biz. Şurası alfa. Burası alfa ise tabii ki şurası da alfadır. Ve bu tanjant alfanın biliyorsun 1 bölü 2 olduğunu. Burası alfa ise şurası beta ise e burası da dikse tamamı. Şuraya da alfa kalmaz mı? E tanjant alfa 1 bölü 2 değil miydi? O zaman şuradaki uzunluk 2 ax 6'nın yarısı yani ax 3 yapmaz mı? E şurası da bana 2a'yı vermiyor muydu? O zaman 2a ile a 3'ün toplamı olan 3a 3 bana buradaki 12'yi verir. 3a 15'tir. a da 5'tir abi. Tamam, a 5'miş gençler. Güzel. Bunda bir sıkıntımız var mı? Yok. a 5'te ben e, bu a dediğim şey neydi? Karenin bir kenarı. O zaman, o zaman şurası 10'dur. Şurası 5'e 5 değil midir abi şöyle? 5'e 5. Tamam benim merkezim 5'e 5'teymiş. Yani o zaman ben bu çemberin denklemini x eksi 5'in karesi artı y eksi 5'in karesi yazarım. Eşittir. E yarı çapımız bizim 5 kök 2 olmaz mı? Olur. Karesi nedir? 50'dir. Demek ki cevabımız da bu olacak. Yani cevap c şıkkında verilmiştir deriz. Ve geçtik 40'a. Dik üçgen prizma biçimdeki cisim küp biçiminde bir cismin içerisine yan yüzeyi küpün zeminiyle çakışacak biçimde konulduğunda şekil 1 ve şekil 2'deki görünüm elde ediliyor. Bu ve bu. Ve unutma neydi? Dik üçgen prizma biçimindeki bir cisimdi bu. Tamam. Tamam güzel. İkiz kenar falan dememiş değil mi? Bakalım. Yok öyle bir şey yok. Şekil 2 üzerinde verilen uzunluklar birim cinsinden olduğuna göre dik üçgen prizmanın hacmi kaç birim küptür? Şimdi bu içine küpün içine konuluyordu değil mi? Bunu unutmayalım lütfen. Bu küpün içine konuluyor abi. Şimdi ben e, şunun kenarına A dersem. A diyelim. Hatta, hatta, hatta. Şöyle yapalım. Bu küpün ben bir kenarına A artı 4 diyeyim. Küpün bir kenarı ayrıtı A artı 4 ise burası da A artı 4'tür. O zaman şurası A olur mu? Bak şurası 4'tü burası A. Burası A olur değil mi? Tamam çok güzel. Küpün bir ayrıtına A artı 4 dersem 8 çıkarırsam burası A eksi 4 olur mu? Olur. E şurası da zaten küpün bir ayrıtıydı demek ki burası da mı? A artı 4 olacak. A, A eksi 4, A artı 4. Aralarında 4 fark olan hemen 3, 4, 5 aklına gelsin. 3, 4, 5'i 4 ile çarparsan 12, 16, 20 yapar aralarında hop hop 4 fark vardır. Mükemmel. E şimdi bizden ne isteniyor abi? Üçgen prizmanın hacmi. E taban alanı yani şurasının alanı gösteremedim. Şuranın alanı nedir? A çarpı A eksi 4'tü. Yani 12 çarpı 16 Bölü 2 çarpı yükseklik. E yükseklik kaç? E, ben küpün e, bir ayrıtını A artı 4 yani 20 demiştim. E o halde şöyle olur. 2 ile 20'yi sadeleştirdim 10. 12 kere 16 bana kaçı verir? 14 eksi 2 14 artı 2. 196'dan 4'ü çıkarsam 192. 10 ile çarparsam 1920 yapar cevap. C şıkkı olur diyebiliriz sevgili gençler. Ve böylelikle denememizin ve... Deneme kitabının da sonuna gelmiş oluyoruz. Artık bu 8. denememiz yani son denemeydi ve sonuna geldik sevgili gençler. Umarım verim almışsındır. Yani şöyle söyleyeyim. Ben bir öğretmenim. 11 yıllık bir öğretmenlik kariyerim var. Geçmişim var. Ki öğrenciyken de böyle etüt derslerini falan sayarsak. Üstüm tozlanmış. Öğrenciyken falan da böyle etüt derslerini falan sayarsak. Daha uzun bir kariyere sahibim aslına bakarsan ama. Bak ben bir öğretmen olarak söylüyorum. Ee, öğretmeni bile geliştirdi bu deneme. Yani ben bu denemeyi çözdükten sonra artık bazı sorulara bakış açım değişti açıkçası. Anlatabiliyor muyum? Beni bile geliştirdiğine göre sen oturup bu soruların tamamını hakkıyla çözsen demek ki neler olacak? Yani bir daha hani şöyle düşün. Ben artık doygunluk noktama ulaşmak üzereyim. Yani doymuşum ben daha derişik bir çözelteyim sana göre. Hani bildiğim bilgileri kıyaslayacak olursak ben daha böyle derişik bir çözelteyim aslına bakarsan. Sen daha benden seyreltiksin. Değil mi? Öğrendiğim bilgileri düşünecek olursak. E şimdi derişimi yüksek olan bir adama bu deneme ne katar? Bu tuz oranı ne katar? Birazcık bir şey katar değil mi? Ama bu tuz oranını sana yüklesek sen de inanılmaz derecede derişik bir çözelti olabilirsin. Ama mükemmel açıkladım ha. Gençler sonraki sorularda, sonraki denemelerde, sonraki videolarda görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın, sağlıklı kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.